İyi akşamlar sayın seyirciler. Halk için, halk adına Sedef Kabar Soruyor programına hoş geldiniz. Her pazartesi saat 21'de olduğu gibi bu akşam da Türkiye'nin en temel sorunlarından, en temel konularından birini ele alacağız. Yolsuzluk, rüşvet ve rant ekonomisi. Her yer yolsuzluk, her yer rüşvet ve dolayısıyla artık bu yozlaşmış düzene bir dur demek gerek diye konuşuyoruz. Neden dur demek gerek? Çünkü siyasi görüş ne olursa olsun yalan, talan, yolsuzluk, rant ekonomisi bir ülkenin sadece parasını değil aslında tüm değerlerini ve daha da önemlisi geleceğini çalmak demek. Tekrar ediyorum, sadece para değil değerlerini ve geleceğini çalmak demek. O yüzden siyasi görüşten bağımsız her türlü yolsuzluğa, her türlü rüşvete, her türlü rant hırsına toplumun dur demesi gerekiyor. Yani çalıyorlar ama çalışıyorlar diye oy vermemeniz gerekiyor. Aksi takdirde ne mi oluyor? Aksi takdirde vergileriniz çarçur ediliyor. Aksi takdirde geliriniz azalıyor. Aksi takdirde hayat pahalanıyor. Zamlar durdurak bilmiyor, işsizlik rekor kırıyor, üretmeyen, ihraç etmeyen bir ekonomiden tüketen ve 450 milyar, 500 milyar dolara yakın bir dış borçla karşı karşıya kalan bir ülkeye dönüşüyorsunuz. Ve daha da önemlisi, gerçek anlamda devletin en temel sunması gereken ihtiyaçları vatandaş alamıyor. Yani gerçek anlamda eğitim, sağlık, ulaşım, güvenlik hizmetleri alamıyorsunuz eğer bir ülkede rant ekonomisi, yolsuzluk ve rüşvet hakim ise. İşte dolayısıyla bu kritik konuyu konuşacağız bu akşamki programımızda. Birbirinden değerli konuklarım var. Hemen takdim edeyim kendilerini. Uluslararası Şeffaflık Örgütü Başkanı Sayın Oya Hanım bizimle. Oya Özarslan. Hoş geldiniz Oya Hanım. Hoş bulduk. Ve yine bir başka değerli konuğum, kendisini çok yakından tanıdığınızı düşündüğüm, son dönemin en takip edilesi meslektaşlarımdan, en cesur gazetecilerden biri olan gazeteci yazar sevgili Murat Ağrel bizlerle. Hoş geldin. Merhaba, hoş Murat. Ve Ankara stüdyomuzda da bir başka değerli saygın meslektaşım var. Sayın Saygı Öztürk bizlerle. Hoş geldiniz Sayın Öztürk. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, şimdi öncelikle Oya Hanım'la başlamak istiyorum. Oya Özarslan'la, Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanımız. Şimdi yolsuzluk Türkiye'de değil, dünyanın her yerinde ciddi bir sorun. Dilerseniz önce bir bakalım, yani dünya genelinde yolsuzluk algısı endeksine baktığımızda Türkiye bütün dünya karnesinde liste olarak ne sırada, daha önce neredeydi, son 10-15 yılda nereye geldi? İsterseniz genel bir tabloyu önce ortaya koyalım. Şimdi yolsuzluk algı endeksi son 24 yıldır yapılan bir endeks ve bütün dünyada aslında güvenilirliğini, saygınlığını da kazanmış bir endeks. Bütün ülkeler, hükümetler, işte ekonomi çevreleri, medya çok yakın bir şekilde takip eder ve yani medya başlıklarına bütün dünyada sahne olur, öyle söyleyebiliriz. Türkiye'de son birkaç yıldır, son bir 5-10 yıldır diyebilirim. Son bir 5-10 yıldır neredeyse küçük dipnotlar halinde, hemen hemen hiç görünmüyor bu haber. Fakat yolsuzluk algı endeksinin yapmaya çalıştığı bütün bu 24 yıl boyunca ülkelerin kamu sektörünü ne kadar yolsuzluk olduğu, bunun algısı üzerinden değerlendiren bir çalışma. Buna baktığımızda da böyle yüzden sıfıra doğru giden, işte yüzde en yüksek, en göreceli olarak temiz algılanan ülkeler, daha aşağı doğru gittiğinizde de yolsuzluğu çok keskin olduğu ülkelerden bahsediyoruz. Türkiye
41 puandaydı 24 sene önce başladığımda. 100 ülke içinde mi? Hayır, 180 ülke. 180 ülke içinde. Şimdi yaklaşık 24 yıl sonra hala 41 puanda. Bu süre içinde Türkiye'nin tabii diğer bütün ülkelerde olduğu gibi iniş çıkışları oldu. Ama son özellikle bir 6 yıldır Türkiye'nin dramatik bir inişe geçtiğini görüyoruz biz. Daha önceden özellikle bu Avrupa Birliği reformları yapılırken işte Türkiye belli konvansiyonları imzaladığında OECD sözleşmesi gibi işte Birleşmiş Milletler Sözleşmesi gibi yolsuzluğa karşı mücadele sözleşmesi işte bilgi edinme kanunu gibi bir takım reformlar yapıldığında göreceli bir yükselme kaydetmişti. 50 puana ulaşmıştı. Fakat son 6 yıldır neredeyse yokuş aşağı gidiyoruz büyük bir hızla. 25 sıra birden düştük. 25 ülkenin son gerisine yılda düştük. Evet. Ve 9 puan kaybettik. Çok kritik şeyler bunlar. Hı hı. Yani 9 puan kaybediyor olmak, 1 puan kaybediyor olmak falan bile zaten çok önemli kabul edilir. Ve böylece Türkiye epeyce hani böyle işte Orta Doğu, Afrika ülkeleri filan onların bulunduğu sıraya doğru gidiyor. Yani yerimiz bu mudur, hak ettiğimiz bu mudur? Değildir tabii, kesinlikle değildir. Fakat şu anda 78. sıradayız 180 ülke arasında. 41'lerden 78'e düştük. Yok, hayır, 78 sıra. Ha, sıra. Sıradayız, 41 puanımız 41 var. Puan. 41 puan aslında çok net bir şey ifade ediyor. 100 üzerinden 41. Hani işte çocuğunuz gelse size karnesinde 4 ile işte sınıfta kaldığının resmidir yani. O yüzden çok kritik bir şey. Fakat bir ilginç durum daha var burada. Yolsuzluk algı endeksi aslında dünyada diğer başka bir sürü endeks var. İşte basın özgürlüğü endeksi, işte hukukun üstünlüğü endeksi, işte özgürlük Freedom House'ın yaptığı endeksi filan. Bunların hepsiyle üst üste uyuşuyor. Yani baktığınızda Türkiye kısmen özgür olan ülkelerden özgür olmayan ülkeler sırasına düşmüş. İşte basın özgürlüğündeki endeksindeki yerimizi biliyorsunuz. Gerçekten diplerde, en diplerde. Evet. Hukukun üstünlüğü endeksi var, açık hükümet endeksi var. Bunların hepsi çok saygın kurumlar tarafından yapılıyor. Ve hepsinde aynı trendi görüyoruz biz. Yani aslında bu içinde yaşadığımız işte toplumsal hadiselerin bir yansıması bu. Hepsi birbirini destekliyor, hepsi birbirini besliyor. Yani bunlar birbirini olumsuz da tetikliyor diyebiliriz. Yani hukukun olmadığı yerde zaten şeffaflık da olmuyor. Ya da yolsuzluk ve rüşvet söz konusu olduğunda cezalandırma olmuyor. Olmadığında daha fazlası oluyor. Evet. Ekonomi dolayısıyla kötüye gidiyor. Ekonominin kötü gittiği bir ülkede zaten doğru dürüst yatırımlar olmuyor. O anlamda bunları anlatamayacak bir basın söz konusu oluyor. Aslında hepsi birbirini çok olumsuz yönde etkileyerek bir ülkenin geriye gidişine sebebiyet veriyor diyebiliriz. Yani bunu yazacak basın olmayınca, hani yolsuzluğu yazacak basın olmayınca bunu konuşacak imkanınız dahi olmuyor. Evet. Yani bizim basın emekçilerinden beklediğimiz işte Murat Bey gibi bunların üzerine gidip ortaya çıkarabilmesi ve halkı bilgilendirebilmesi ki onun üzerinden de biz yargıdan, savcılardan bunların cezalandırılabilmesini isteyelim. O şimdi yüzden basın yazmadığı bütün takdirde üzerine gidilmiyor. Çünkü algı diyorsunuz. Eğer kamuoyu bilmezse o algıyı aslında tamamıyla ortaya koyamıyoruz. Yani aslında kamuoyu neye ihtiyaç duyuyor? Basının gerçekleri ortaya koymasına ihtiyaç duyuyor. Şimdi bu noktada da gerçekten tüm basın camiası adına ben sevgili Murat Arel'e bir teşekkür etmek istiyorum. Tekrar tekrar tebrik etmek istiyorum. Çünkü basın bunların üzerine gitmezse yolsuzlukla, rüşvetle mücadele etmek söz konusu değil dediniz. Ama gidenler var. Murat onlardan biri. O anlamda o cesareti gösteriyor ki aslında buna bir cesaret örneği demek de başlı başına bir sorun. Zaten gazetecinin yapması gereken haberler bunlar ama biz öyle bir dönemden geçiyoruz ki yolsuzlukla ilgili haberler yapıldığı zaman ne kadar cesur bir gazeteci demek durumunda kalıyoruz. Evet. O anlamda cesaretinden ötürü de tebrik ediyorum ve bir ödülü de aldın. Onu da dilersen izleyicilerimizle paylaşalım ve ardından da şu sorunun yanıtını bulalım. Bu cesareti nereden buluyorsun? Çok teşekkür ederim. Aslında bu tür şeyler duyduğum zaman çok utanıyorum. Neden derseniz ben Uğur Mumcu ekolünden geliyorum.
o dönemki gazetecilik gerçekten daha zormuş. Kıt imkanlarla kaynaklarınızı bulamıyorsunuz, araştırıyorsunuz, doğrulatmaya çalışıyorsunuz. İmkan olarak çok daha kısıtlı imkanlarla çok daha büyük işler yapılıyormuş. Bu dönemde bilgiye ulaşmak çok daha kolay. Elinizin altında çok geniş bir internet alanı var ve insanlara artık ulaşabiliyorsunuz telefonla. Diğer türlü o dönemde ahizeyle telefonu kaldırıp birine ulaşmak bile çok büyük problemdi. Şimdi bu dönemde her şey kolayken ulaşmak kolay. Aslında her şey önümüzde duruyor. Yapılanlar da önümüzde duruyor. Sadece kral çıplak demek gerekiyor. Evet. Bunu da söylediğiniz zaman dediğiniz gibi bu dönemde cesaret olarak algılanıyor. Aslında korkunun üzerine gitmek de bir cesarettir. Korkularınızın üzerine gitmek de bir cesarettir. Cesaret buradan doğuyor zaten. Ama bu dönemde 2008 yılından beri bunu yüksek sesle haykırmaya devam ediyorum ben. Türkiye hiç hak etmediği, hiç hak etmediği bir noktada zifiri karanlığa doğru gidiyor. Ve bu gidişat sadece kamu kaynaklarının kötü kullanılmasıyla değil. Az önce çok güzel söylediniz. Bunların hepsi bir puzzle'ın parçası aslında. Eğer siz yolsuzluğa dur demezseniz o kamunun kaynakları başka yerlere, başka kişilere zengin etmek için kullanılacak. Basın bunu yazmazsa, hukuk gerekeni yapmazsa, bunlar görmezlikten gelirse o zaman biz daha da dibe gideceğiz. Evet, bu adamlar cesareti buluyorlar. Onlar nasıl bu kadar cesursa biz de onların yaptığı hırsızlığı yüzlerine söyleyecek kadar cesur olmak zorundayız. Toplum ne zaman ki kendi parasını, kendi ödediği vergilerin hesabını soracak duruma gelirse Türkiye o zaman gerçekten de bir şeyleri kırıp, o zincirleri kırıp ileriye doğru yol almaya başlamış sayılacak. Nereden cesareti buluyorum? İşin açıkçası ben iki tane Uğur var diyorum. Birisi, ne yazık ki ben onun dönemine yetişmedim. Çocukken vardım. Kitaplarıyla büyüdüm. Biri Uğur Mumcu. Bir de ne mutlu ki hala hayatımızda olan Sayın Uğur Dündar. Evet. İki tane Uğur'umuz var, iki tane ışığımız var. Sayın Dündar'a buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Kendisi program öncesi aradı ve ailesiyle birlikte bu programı takip edeceğini, çok büyük onur. Hayatını da izledim söyledi. Ben. Onun varlığı hepimiz için, evet, gerçek anlamda bir cesaret ve motivasyon. İyi ki var. Ve iyi ki de Tele1'di. Evet. Uğurlu bir şekilde bir başlangıç yaptı. Devamının da aynı şekilde geleceğine gönülden inanıyorum. Kesinlikle ben de inanıyorum buna. Ve belgeli haber sunabilmek insanlara çok önemli. Partisinin hiçbir önemi yok. Partilerin, evet, içerisindeki, evet, kişilerin hiçbir önemi yok. İsimlerin hiçbir önemi yok. Kim yapıyorsa, kim buradaki kamunun kaynaklarını düzgün kullanmıyor ve bunu kendi şahsi menfi çıkarları için kullanıyorsa bunun hesabı sorulmak zorunda. Evet. Adı ne olursa olsun, partisinin adı ne olursa olsun. Yapmaya çalıştım sadece bu. Çünkü biz zengin bir ülkeyiz ama aynı zamanda fakir bir ülkeyiz. Zenginliklerimizi biz vatandaşımıza yansıtamıyoruz, yurttaşlarımıza yansıtamıyoruz. Çünkü bir kaymak tabaka var. O kaymak tabaka hangi dönem olursa olsun besleniyor. Devamlı besleniyor. Şu andaki mevcut iktidarın dönemindeki tabaka da besleniyor. Daha önceki iktidarlar döneminde de besleniyordu bu kişiler. Ama boyutlar hiçbir zaman bu kadar olmadı. Ve bu kadar fütursuzca yapılmadı. Bak, bu çok önemli. Çünkü genel olarak ben Sayın Öztürk'e de soracağım o soruyu birazdan Ankara'ya döndüğümde. Şimdi genelde şöyle bir argüman çıkıyor karşımıza. Ama geçmişteki iktidarlar da yolsuzluk yapmıştı. Bir İSKİ skandalı filan. Evet. Ama buradaki fark şu. Yani 3 çalanla 3000 çalan arasında, evet, ikisi de hırsızlıktır ama kesinlikle ciddi bir fark vardır. Şimdi biraz önce söylediğin gibi denetim mekanizması bertaraf edildiğinde, güçler ayrılığı söz konusu olmadığında, yargı görevini hakkıyla yapamadığında, basın susturulduğunda denetim yok. Kesinlikle. Denetim olmayınca da, hesap soran olmayınca da, biraz önce söylediğin gibi ucu olmayan, yani arsızlık boyutuna gelebilecek, evet, yolsuzluklar söz konusu olabiliyor. Ve bunu gözümüzün içine soka soka yapıyorlar artık. Bu kaymak tabakadan beslenen insanlar birçok Twitter'da, sosyal medyada birçok hesaplar açıldı ve bu kişilerin yaşam tarzlarını afişe etmeye başladılar insanlara. Evet. Bu bilerek de yapılıyor, bilmeyerek de yapılıyor ama buradaki yaratılan bir güruh oluştu ve bu güruh bunu fütursuzca yapıyor. Bilerek, gözümüzün içine sokarak çünkü yapıyor artık. Çünkü bize bir şey olmaz duygusu. Aynen öyle. Mi? Adam mesela cezasızlık. Cezasızlık. Kitap yazıyorum. Kitabı yazarken, Şaki'yi yazarken bahse konu isimlerden birini aradım. Ki en doğal haklarıdır. Cevap verme hakları var. Evet. Gazetecilikte etik kural, evet, gereği budur. Kendisini aradım. Dedim ki beyefendi, Sayıştay'ın raporunda sizinle ilgili böyle bir şey var. Bununla ilgili ne diyeceksiniz dedim. Kardeşim dedi, Sayıştay'daki yazanların hepsi doğru. Elinden geleni ardına koyma dedi. Suratıma telefonu kapattı. Bu kadar rahatlar. Evet. Aynı kişiler, bakın, bu suratıma kapatan kişi 2017 yılında Sayıştay bangır bangır bağırmış. Bu adam kamuya zarar uğratmışlar. Olmayan organizasyonları olmuş gibi gösterip devletten para almışlar diyor. Bu adamın ismi, her şeyi belli. Aynı adam
2017 yılındaki 2018'de yaptığı işlerden dolayı aynı işleri bir sonraki yılda alıyor. Şimdi 2020 yılının organizasyon işlerini de bu adam aldı. Kimse hesap sormuyor. Bu adamın şu anda o paraların hepsinin tahsil edilmesi gerekiyor ondan. Ki edilip edilmeyeceğini konuşacağız. Evet. Bu arada yeniden ödülün için de tebrik etmek istiyoruz. Uluslararası Şeffaflık Örgütü'nün. Çok teşekkür ederim tekrardan. Gerçekten onur duyulası ve ödülünü hak ettin. Fazlasıyla da hak ettiğini düşünüyorum. Önemli. Sedef Hanım, siz daha iyi bilirsiniz. Siz benden daha tecrübelisiniz ama bazen yazdıklarımız sanki suya yazılıyormuş izlenimi veriyor insanlara. Bazen de ilgi görmediğini düşünüyorsunuz ama diyorsunuz ki ya bu çok büyük bir olay. Söylüyoruz. Niye insanlar tepki vermiyor diyorsunuz. Bazen kendinizi yalnız hissettiğiniz zamanlar oluyor ama en azından böyle ödül aldığınız zaman gerçekten diyorum ki evet birileri görüyormuş demek ki diyorsunuz ve cesaret geliyor size. Evet. Çok teşekkürler. Aslında biz şeffaflık ödülünü de böyle düşünüyoruz. Yani bir tür dayanışma olarak düşünüyoruz. Çok uğraşanlar, çok mücadele edenler var. Gazeteciler, aktivistler, yurttaşlar. Bunların farkına varılması, özellikle bu farkındalık çok önemli. Bir de bir anlamda bir teşekkür, çok ufak bir teşekkür bizden, herkes adına belki. Evet, şimdi Saygı Öztürk'e dönüyoruz. Sayın Öztürk, girişteki konuları siz de takip ettiniz. Şimdi yolsuzlukla ilgili siz de çok tecrübeli, kıdemli bir gazeteci olarak ve Ankara'yı da çok yakından takip eden bir meslektaş olarak bu dönemi nasıl tanımlıyorsunuz? Yani özellikle son dönemde biliyorsunuz AKP 3Y'yi bitirmek üzere vaatlerle geldi. Bunlar yolsuzluk, yoksulluk ve yasaklardı. Ama demek ki biz mi farklı algıladık, hani bitirecekler diye düşündük ama biraz tersi bir tabloyla karşı karşıya bugün Türkiye. Yani yolsuzluklar bitmedi, yoksulluk bitmedi ama daha önemlisi yasaklar da, bunları konuşabilme konusunda yasaklarla dolu Türkiye. Örneğin 17-25 Aralık, şimdi yarın 17 Aralık, 17-25 Aralık'la ilgili konuları bile gerçek anlamda konuşma imkanımız yok bildiğim kadarıyla. Bu konudaki görüşünüzü de almak istiyorum ve siz Ankara'dan baktığınız zaman yolsuzluk konusunda neler söylemek istersiniz Türkiye'nin karnesine dair? Önce şöyle söylemek lazım. Bir yolsuzluğun gerçekleşmesi için bürokrasi ayağı, ticaret ayağı ve içerisinde güvenlik ayağının olması gerekiyor. Bu üç ayak olmadığı sürece mutlaka yolsuzlukların önlenmesi mümkün değildir. Yani içerisinde toplu zaten mücadele gerektiren bir konu. Siz bunu koordinasyon içerisinde, bir eşgüdüm içerisinde yapamadığınız sürece baktığınız zaman olaylar mutlaka boyutu giderek artar. Şimdi bakıyoruz işte özellikle AKP döneminde baktığımız zaman teftiş kurulları, ki devletin hakikaten eli ayağı olan kuruluşlar. Fakat teftiş kurulluklarının çoğu, büyük bir bölümü etkisizleştirildi, kaldırıldı. Teftiş kurulları işte siyasetin etkisinde kalmasın diye doğrudan bakanlara, doğrudan bakana bağlıyken bugün bakıyoruz daire başkanına bağlı hale getirildi. Dolayısıyla daire başkanlarına bağlı bir teftiş kurulunun üst düzeydeki genel müdürlerini, genel müdür yardımcılarını, şimdi bakan yardımcılarını, daha önce müsteşar yardımcılarını denetlemeleri ve onlar hakkında bir işlem yapmaları zaten mümkün değil. Şu anda tek güvenceli kuruluş sadece diyebiliriz ki Sayıştay kaldı. Sayıştay'ın raporları çıkıyor. İşte düzenli denetim raporu, işte yargılamaya esas raporlar falan çıkartılır. Ağırlıklı olarak iki konu üzerinde Sayıştay düzenleme yapar. Fakat yargılamaya dönük soruşturma raporları Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden bile gizlenir. Yani Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne Sayıştay raporları gelir. Sayıştay raporları geldiği zaman işte bunlar gündeme gelir, konuşulur. Ama bunlar sadece görünen buzdağının küçük bir parçası olarak görülmelidir. Niçin? Biz evet orada şunu görüyoruz. Usulsüz bazı uygulamalardan söz ediliyoruz. İşte devletin kamu zararından söz edilebiliyor. Fakat asıl yolsuzluklara konu olan ve yargıya intikal etmesi gereken konular yok sayılıyor. Çünkü bunlar milletvekillerinden de, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de ve kamuoyundan da gizlenen konulardır. Yasaları böyle, yani önce onları da suçlamamak gerekiyor. Yasa böyle, yargıya intikal edilecek konuların bildirilmemesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderilmemesi, sadece ilgili dairesine bildirilmesi gerektiği gibi bir zorunluluk var.
Şimdi böyle bir durumda Türkiye'de yolsuzluklar olmasında ne yapsın? Şimdi bunların üzerine nasıl gideceksiniz? Az önce vurguladınız, vurgulandı. İşte daha deniliyor ki işte basın deniliyor, işte parlamento deniliyor, işte diğer kurumların bu mücadelede yer alması gereken kurumlar sıralanıyor. Ama sizin bunu gazetelerde, basınla paylaşma, bırakın onu milletvekillerinin dahi bilgisinin olmadığı konulardır. Milletvekilleri bu konularla ilgili, yani yargıya intikal edecek dosyalarla ilgili Sayıştay'a soru yönettiği zaman bunun cevabı asla verilmez. Neden verilmez? Yasaya dayanarak verilmez. Yani yasa bunu büyük bir gizlilik içerisinde tutuyor. Oysa biliyorsunuz Sayıştay Türkiye Büyük Millet Meclisi adına denetim yapıyor. Bütün kurum ve kuruluşlara denetim yapıyor. Şimdi bir de şunu söylemek gerekir. Evet, Sayıştay'ın raporları ortaya çıkıyor. Yani daha doğrusu Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gönderdiği için gönderilen kısmı ortada, bunlar biliniyor. Kendi sitelerinde de bunlarla ilgili yayınlar yapılıyor. Burada baktığınız zaman hakikaten ah ne güzel şeffaflık var diyorsunuz. Ama sadece belli bir bölümü için şeffaflık var. Diğer bölümleri için bu şeffaflık yok. Şimdi Sayıştay'ın gündeme getirdiği konulara baktığımız zaman az önce söylediğimiz gibi yargıya intikal eden konular bu raporlarda yer almadığına göre ve bunlarla ilgili milletvekilleri adına, Türkiye Büyük Millet Meclisi parlamentosu adına denetim yapılmasına rağmen milletvekillerinden gizlendiğine göre biz gelişmelerden ve olaylardan haberdar değiliz. Yine de mevcut yani haliyle bile dolayısıyla bir kamuoyu baskısının da olması söz konusu olmuyor. Yani bir yolsuzluk tespit edildiği zaman bunlar biraz kapalı kapılar ardında hukuk çerçevesinde götürülüyor, öyle mi? Örnek vermek istiyorum. İstanbul Büyükşehir Belediyesi. Bakın, İstanbul Büyükşehir Belediyesi. 2015 yılından bu yana İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili en küçük yargıya intikal eden bir konu yok. Ne yapılır? Bu denetimlerde, o düzenlilik denetiminde şöyle bir şeyler var. Şartlı görüş bildirilir. İşte olumsuz görüş bildirilir. Bir de görüş bildirilmez. Böyle bir durum söz konusu. Ama İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili bakıyoruz yıllardır hiç tek bir olumsuzluk raporlarında yer almıyor. Niçin almıyor? Çünkü bunların kamuoyuna paylaşılmasını istemiyor. Şimdi sıkça mesela Cumhurbaşkanlığı Sarayı, oralarla ilgili konular gündeme gelir. Bakın, Cumhurbaşkanlığı Sarayı ile ilgili basında yer alan bilgilerin tamamı sadece mali tablolardan ibarettir. Yani o mevcut olan mali tablolardır. Onun dışında en küçük bir eleştiri ve buna dayalı olarak işte görüş bildirmek, şu tedbirleri alın demek mümkün değildir. Çünkü Sayıştay'ın böyle bir denetimi yetkisi olmasına rağmen bunlar raporlara bu şekilde geçemiyor. Özellikle AKP'nin büyükşehir belediyelerinin çoğu bu durumdan her zaman, yani başta İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı olmak üzere hepsi bu raporların hep dışında kaldılar. Sayın Öztürk, şimdi sizin söylediğiniz çok güzel ama bunu 5.000 nüfuslu, 10.000 nüfuslu bir belediye ile ilgili Sayıştay'ın denetimlerinde onlarca usulsüzlük, onlarca işte haksız ödeme veya benzeri durum belirtilmesine rağmen İstanbul Belediyesi için bunları mümkün değil göremezsiniz. Böyle bir uygulama içerisinde hem devletin denetimi, yani müfettiş denetimi yok, hem bu konularla ilgili mevcut olan müfettiş kadrolarının veya teftiş kurumlarının etkisizleştirilmesi söz konusu. Bir taraftan da Sayıştay'ın mevcut yapısı ve kanunlarda dayalı olarak birçok olayı kamuoyunun bilgisine sunamaması, yani yargıya intikal eden konularla ilgili en küçük bir veriyi milletvekillerinden bile gizlediği bir olayda ister istemez yolsuzlukların üzerine kararlı bir biçimde gidilmez. Şimdi az önce bazı örnekler veriyoruz. İşte falan belediye, filan belediye. Küçük bir belediye için onlarca ya usulsüz ödemeler, usulsüzlükler, işte usulüne uygun harcama yapılmaması gibi konular sıralanırken, ya İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde, Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde AKP'lidir diye bunlarla ilgili en küçük bir eleştiride niçin bulunamaz? Bulunamıyor çünkü. Bulunduğu zaman kendilerinin sıkıntıya sokulduğunu bildikleri için ve birçok olayla ilgili
Her ne kadar zaman zaman işte en son İstanbul'da önceki belediyelerle ilgili konular konuşulduğu zaman işte belediyelerle ilgili hiçbir şey yok deniliyor ama şartlı görüş ifade edebiliyorlar. Yani bunların üzerine gidilmesi durumunda yani her şey usulüne uygun değil. Bunları açıkladığınız zaman o görüşleri yani şartlı görüşleri bunları kamuoyuna açıklayamıyorlar ve açıklanamaz noktaya gelmiştir Sayıştay. Tüm bunlara rağmen şunu da söylemek gerekir ki iyi ki de yine de Sayıştay var. En azından şu halini bile biliyoruz. Evet. Mesela Cumhurbaşkanlığından Sayın az önce söyledik. Cumhurbaşkanlığının... Bir müsaade edin. İyi ki de Sayıştay var dediniz. Bu noktada ben Murat Ağrel'e dönmek istiyorum. Soru cevap şeklinde gidelim. Şimdi her ne kadar aslında yolsuzlukla mücadele kapsamında ortam yolsuzlukların üzerine gitme konusunda çok uygun olmasa da bunlar olmadığı anlamına gelmez. Evet. Yani kamuoyuna bunların yansıtılmamış olması ya da Sayıştay'ın raporlarının milletvekillerinin bilgisi dahilinde dahi olmadan yargıya intikal ettiriliyor olması yolsuzlukların yapılmadığı anlamına gelmiyor. Tabii. Gelmiyor. Şimdi bu noktada senin takip ettiğin bazı dosyalar var. Evet. İyi ki de var. Yani o anlamda yolsuzluk yapanların, rüşvet alanların korkulu rüyası haline geldin. Bu da senin için bir madalya aslında. Bunu söylerken o anlamda söylüyorum. Şimdi takip ettiğim bazı dosyalar var ve bu programda açıklayacağın, ilk defa açıklayacağın dosyalar da var. Neler bunlar? Çünkü Sayıştay evet bazı şeyleri tespit ediyor diyoruz. Evet. Ama bunlar tespit edilse bile devamı gelmiyor. Biraz önce Oya Hanım'ın dediği gibi cezasız kalıyor. Cezasız kalınca da devamı geliyor gibi bir durum oluyor. Her sene Sayıştay rapor açıkladıktan sonra bulduğu bulguların içerisinde Saygı abi çok doğru söylüyor. Bir dahaki sene tekrar denetlenmek üzere diye açık muallak bir kelime bırakıyor. Aslında tespit ediyor her şeyi. Orada yapılanı tespit ediyor. Bir dahaki sene tekrar denetlemek üzere diyor. Ama 2016, 2017 yılı, 2018 yılı o hala aynı şekilde süre gelip devam ediyor. Sayıştay aslında yazdığı raporların içerisinde raportör değişebiliyor ama bir nevi haykırıyor artık. Yani isyan ediyor. Oradaki raporların alt tırnak içerisindeki kısımlarını iyi incelememiz gerekiyor. Mesela çok sıkı takip ediyorum ben Sayıştay'ı. Hala geçen günde eleştiri yazısı yazdım Sayıştay'la ilgili. 2020 bütçe görüşmesi var şu anda Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Ama Sayıştay'ın açıklamadığı hala il özel idare raporları var. Hala belediyeler ve bağlı idarelerin raporları var. Ve hala da kamu kalkınma ajanslarının raporlarını açıklamadı. Neyi bekliyor Sayıştay? Neyi 2020 yılının 2020 yılının denetlemeleri yapılıyor şu anda. 2018 yılınınkiler daha açıklanmadı. Neyi bekliyor Sayıştay? Sence neyi bekliyor? O da şöyle, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde çünkü benim tahminim tabii beklediğim kadarıyla il ve mesela belediyeler ve bağlı iştiraklerdeki yaptığı denetimlerin sonucunun meclisten, bu bütçe görüşmelerinden konu olmaması için bekledi. Çünkü normalde bu zamana kadar çoktan açıklamış olması gerekiyordu. Bekledi, açıklamadı. Peki bunu Sayıştay kendisi mi karar veriyor? Tabii ki. Sayıştay bağımsız bir kurumdur. Sayıştay normalde bağımsız bir kurumdur. Yani öyle söyleyeyim. Normalde bağımsız bir kurumdur. Bunun gönderilme şeyleri de var. Ne derler ona? Protokolleri var. Onu göndermiş olması çoktan gerekiyordu ve bunun üzerinde de Türkiye Millet Meclisi'nde görüşmeler yapılıyor olması gerekiyor. Biz gazetecilerin de içerisindeki tırnak içerisinde belirtilenleri yazmış olmamız gerekiyordu. Ama yok. Karar veriyor? Ben sadece 2020 bütçe görüşmelerine bağladım bunu. Hı. Ve bununla ilgili de yazdım. Şimdi büyük bir heyecanla da bekliyorum. Her gün bakıyorum. Her gün giriyorum sitesine bakıyorum. Oradan içerideki ulaşabildiğim insanları açıp telefonla soruyorum. Neden yayınlanmadı diye. Yayınlanacak diyorlar. Ben de onları heyecanla bekliyorum işin açıkçası. Yani bu yolsuzluk üzerine çok ciddi şeyler olacak anlamında mı bir ben öngörü? Kesinlikle bekliyorum. Ben kesinlikle bekliyorum. Hı. Çünkü son dönemlerde il özel idarelerinde çok farklı şeyler olmaya başladı. Bununla ilgili ben defalarca yazdım. Mesela Iğdır'da il özel idaresinin bütçesi normalde köylere aktarılması gerekiyor. Köylerin yolu, oradaki yatırımlar bunlara aktarılması gerekirken bir bakıyorsunuz jip alınabiliyor orada. O parayla şahsa münhasır jipler alınabiliyor. Ya da bir bakıyorsunuz farklı trafolar var mesela orada köylerde. O trafoları oradaki elektrik dağıtım şirketlerinin yapması gerekirken bir bakıyorsunuz il özel idaresinin bütçesinden bu trafolar yaptırılmış. Parasının tahsil edilmesi gerekiyor. Tahsil de edilmemiş.
Ancak Sayıştay bunları dile getirdiği zamansa işte şu zamanda tahsil edilecektir ya da bu zamanda tahsil edilecektir deniyor. Bekliyorum. Buradaki açıklanmayan iki rapor özellikle belediyeler ve bağlı iştirakler, onların raporları ve kalkınma ajansları ile il özel idareleri. Bunlar çok önemli, hala açıklanmadı, bekliyorum onları. Şimdi mesela Sayıştay'ın tespitlerinin içerisinde aslında gerçekten diyorum ki feryat var. Mesela ben size yeni çıkacak kitabımda olan bir tane bilgiyi vereyim. 2018 yılında Sayıştay Vakıflar Genel Müdürlüğü'nü denetlemiş. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün içerisinde bir tane vakıf binasının içerisinde bulunan bir restorasyon işlemiyle ilgili bulguları yazmış. İhaleye çıkılmış. Bu ihale çıktıktan sonra gitmiş, çok ünlü bir ailenin kızı orayı almış. Çünkü aynı zamanda o ihaleye çıkılan binanın yan tarafı da zaten otel. Aynı otelle birlikte diğer tarafı da kiralıyor. Sedef Hanım, otelin içerisinden diğer tarihi binaya geçiş için duvarları kırıyorlar. Ve ortada geçiş bir güzergahı oluşturuyorlar. Bununla ilgili rapor var mı? Yok. Bununla ilgili bir izin var mı? Yok. Yani hiçbir yerden almamışlar. Ne vakıflardan, ne tarih bize bir şey olmaz gibi mi düşünmüşler? Aynen öyle. Şimdi buradaki isimleri yazdım ben. İhaleleri takip ettim. İnanamazsınız. Mesela Sultan Hamamı var. Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün Sultan Hamamı var. Sultan Hamamı'nda tarih Hürrem Sultan Hamamı var orada. Hamamın arka tarafında küçük bir yer var. Orayı kiralayan işletme diyor ki bize burayı da verin diyor. Çünkü orada yeni dehlizler bulduk biz diyor. Burayı da koruma altına alalım, katalım buraya diyor. Belediyenin orası diyorlar. Belediye Vakıflar Müdürlüğü'ne yazıyor. Yazışmalar oluyor. Koruma Genel Müdürlüğü'ne yazıyor. Veleselam en sonunda o şirkete kiraya veriliyor. Çok ucuz bir rakama kiraya veriliyor. Firma ne yapıyor? Oraya lavabo kuruyor. Tarihi eserin üstüne gidip lavabo kuruyor. Şimdi bunu Sayıştay yazmış. Onu sadece görmek gerekiyor. Altında var. Aslında isyan ediyorlar. Tabii ki daha cesur yazmaları gerekiyor. Burada oluşan kamu zararını direkt yargıya intikal ettirmeleri gerekiyor. İşte yani girişte söylediğimiz şey, yani böyle bir yolsuzluk ve denetlenemeyen bir güç. Yani güç zaten zehirler. Denetlenemeyen evet. Güç mutlaka zehirler. Hani bu politikanın en temel sözüdür. Şimdi iktidar sahipleri, güç sahiplerini denetleyen bir mekanizma yoksa ve bunun sonrasında da denetim sonrasında da bir cezai müeyyide uygulanmıyorsa kim tutar sizi aynen gibi öyle. Bir durum oluyor herhalde. Değil mi? Ve zaten bu da bunu gerektiriyor. Mesela eğer isterseniz şu şeyi anlatmak istiyorum ben. Çünkü bugün bir benim için çok umut verici, gerçekten Türkiye için çok umut verici bir sonuç yaşandı bu hafta. Ben bunu dile getirmek istiyorum. Bir aydır falan bunu hemen hemen böyle gündeme getirmek için zaman kolluyorduk ama şimdi oldu ve sizin programınıza da denk geldi. Çok da mutluyum o yüzden. Şimdi daha öncesinde Anavuköy Belediyesi ile ilgili ben birçok yazı yazdım. Bunlarla ilgili çıktım, panellerde anlattım, televizyonlarda anlattım. Orada çok büyük bir, her ne kadar insanlar bunun ismini değiştirse de işte burada bir kamu zararı vardır ya da burada bir israf söz konusudur dese de benim deyimim orada hırsızlık var, orada yolsuzluk var. Güzel. Hırsızlık yani var, yolsuzluk önce var önce itibar dendi, itibardan tasarruf edilmez dendi. Sonra o itibar israfa döndü. Evet. Aslında o israf dediğiniz şey kelimenin tam anlamıyla yolsuzluk yani kesinlikle, hırsızlık. Kesinlikle hırsızlık. Evet. Neden ben bunu söylüyorum? Şimdi benim derdim kamunun, zaten bizim ülkemizdeki insanlar geçim derdinde 1 liranın 5 liranın hesabını yapıyor. İnsanlar, ben her zaman bu yola çıkarken ilk her zaman anlattığım şeylerden biri şu. Konya'nın Ereğli ilçesinde Maviş Eşmen'in 40 günlük bebeği soğuktan donarak öldü. Bu ülkede yoksulluktan öldü o çocuk. O bebek, biz koruyamadık onu. Türkiye Cumhuriyeti çocuğundan, gencinden, kadınından, erkeğinden bütün yurttaşların yaşam hakkını sağlamak zorunda. Neyle sağlar? Kamu kaynaklarıyla sağlar. Siz bunu düzgün eğer kullanamazsanız, bu yolsuzluğa, hırsızlığa göz yumarsanız ne yazık ki birçok Mavi Eşmen'in çocuğu gibi birçok çocuğumuz ölmek üzere. İnsanlar açlıktan bayılıyor artık ülkemizde. Siyanürle intihar ediyorlar insanlar. Ülkemizde çok zor bir geçim durumu var. Şimdi Arnavutköy'deyse öyle şeyler oldu ki ve bunu ben yazdıktan sonra iki tane parti, İyi Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul İl Teşkilatları gittiler, suç duyurusunda bulundular bununla ilgili savcılığa. Ben merak ettiğimden dolayı gittim. Savcılığa da bulundum. O veriliş anını gördüm. 4 tane savcı gezdiler Sedef Hanım. 4 tane. O dilekçeyi verebilmek için milletvekilleri 4 tane savcı gezdiler. Yani savcılar da kabul etmiyor mu? Etmiyor. Almıyorlar. Hayır, bu bizim büromuz değil. Diğer savcıya gidiyorlar. Bu bizimle alakalı değil diyorlar. En son bir tane savcı verin kardeşim dedi. Ben bunu işleme alayım dedi. Aldı. Sonuç hiçbir şey çıkmadı. Çıktı. Arnavutköy Belediye Başkanı dedi ki bizim bütçemizin %4'ünü bile oluşturmayan bir
para hakkında ya da bir olay hakkında bu kadar yaygara yapılmasına gerek yok diye bu minvalde bir basın açıklaması yapıyor. Ne demek yani %1 de olsa hırsızlıktır. O %4 de kaç, oldukça yüksek bir rakama tabii ki, karşılık. Tabii ki. 9 trilyon mu ne? Öyle bir rakama karşılık geliyordu. Yani ben yanlış bir şey söylemeyeyim yok, şu anda. Yok 9 trilyon değil olur mu? Sadece 13 milyon TL yani 13 trilyon gibi bir rakam sadece organizasyonlarda harcanan para. Diğerlerinden bahsetmiyorum. Müthiş, mesela, müthiş bir rakam aslında. Ben birkaç tane örnek vereyim size mesela. Lütfen. Arnavutköy Belediyesi organizasyonlarla ilgili bir ihale yapıyor. Ve ihaleyi de bir tane firma alıyor. Firmanın ismini de verebilirim hatta çünkü konuştum. Kendisiyle de yüzle de konuştum. Anlattım da birçok yerde. Firma bu organizasyonlarla ilgili başlıklar var. Anneler günü etkinliği, öğretmenler günü etkinliği. Evet, bunun gibi etkinlikler var. Hatırlıyorum. Diyor ki belediye ben diyor toplu nikah töreni yapacağım. 30 tane gencimize nikah kıyacağım diyor. Hı hı. Bununla ilgili de diyor ben senden diyor bu organizasyonu yapmanı istiyorum. Ve 1950 model iki tane eski model araç istiyorum senden diyor. Hı hı. Ve bununla ilgili de küçük konser tertip edeceksin diyor. Tamam diyor. Bu faaliyete geçiyor. Sayıştay denetlemesinde diyor ki çok güzel bir etkili yöntem kullanıyor. Bana diyor lütfen bu etkinliğin videolarını ve fotoğraflarını gönderin diyor. Güzel. Videolar fotoğraflar geliyor inceliyor. Sedef Hanım 1950 model olması gereken araba 2017 model belediyeye ait araçlar çıkıyor. 2017 model belediyeye ait olan araçlar çıkıyor. Oradaki çiftlere yapılan etkinliklerin hepsi eksik. DİM görevleri haftası etkinliği yapılıyor. Diyorlar ki 5000 kişiye kavurma, 5000 kişiye pilav, 5000 kişiye tatlı, 5000 kişiye şunlar filmler olacak diyor. Yapılmış gibi gösterilip paralar ödeniyor bu adama. Sayıştay yine resimlerini istiyor bunun. Fotoğraflarını istiyor, videolarını istiyor. Geliyor inceliyorlar 120 kişiye verilmiş ama para tamamı ödenmiş. Öğretmenler günü etkinliği yapılıyor deniyor ki 4 yıldızlı bir otelde olacak. Aynı zamanda 4 yıldızlı otelde olacak aynı zamanda Türkiye çapında ünlenmiş sanatçılar olacak. Bu sanatçıların verdiği bir konser olacak deniyor. Bunlarla ilgili de organizasyon yapın diyor. Firma yine yaptım gösteriyor. Parasını alıyor. Ve bunun akabinde de Sayıştay yine videoları istiyor. İnceliyor fotoğrafları inceliyor. 4 yıldızlı otel, belediyenin kendi konferans spor salonu çıkıyor. Konser veren sanatçı dediği, belediyenin ilçe sınırları içerisinde bulunan öğretmenler çıkıyor. Ama bunların sanki diğer yapılmış gibi bütün hepsinin parası ödenmiş olduğu ortaya çıkıyor. Ya bu hırsızlık işte. Faturayı parası ödenmiş sadece. Şimdi yalnız şöyle evet. Bir şey ki bunun sonrasında neler olduğunu yine bu programda açıklayacaksın. Evet. Ama bu noktada ben Oya Hanım'a dönmek istiyorum. Bakın bunları dinlerken ve eminim bizi izleyenler de aynı şeyi düşünüyor. Şaşırmıyoruz. Bu korkunç bir durum değil mi? Aslında yolsuzluğun en büyük yıkıcı etkilerinden birisi bu. Duyarsızlaştırıyor insanları ve bir anlamda da çaresizleştiriyor. Bir şey olmaz, değişmez, değiştiremeyiz, yapamayız duygusu hakim oluyor. Bu yüzden insanlar ne şikayette bulunuyor mesela, ne herhangi bir şeyi takip ediyor. İşte duyduk biraz önce milletvekillerinin dahi yani bir suç duyurusu yapmaktaki zorluklarını. Ki bizim ülkemizde başka problemler de var. Mesela ceza hukukumuzun içinde bunun şikayette bulunduğunuz takdirde bunun size geri dönüşü olabilir. Yani ilgili işte resmi görevliye hakaret gibi, suç isnadı gibi hallerden dolayı birdenbire kendinizi suçlu durumda bulabilirsiniz. Yani ihbar edeyim derken. Yargı buradaki çok önemli bir ayak. Demin biraz konuştuk ve dedik ki işte hani daha önce de vardı yolsuzluk. Her zaman var. Yani insan para ve gücün olduğu ve kontrolün denetimin olmadığı her yerde her zaman olabilen bir olgu. Ama şimdiki fark ne? Yani birincisi ölçek çok büyüdü. Bunu biliyoruz. Bu çok büyüdüğü bir mukayese etsek hakikaten çok önemli bir nokta bu. Yani bu son 15 yılın ölçek anlamında yolsuzluğunu mukayese ettiğinizde daha önceki dönemlerde nasıl bir benzetme yapabiliriz? Şimdi şöyle, küçük çaplı rüşvetler işte polise verilen, vergi dairesine falan eskiden verilen onlar böyle online işlemlerle aslında biraz azaldı. İşte polise şimdi vermek çok mümkün değil. EDS'ler var. İşte o kaydın silinmesi lazım. Kaydın silinmesi için de birkaç kişinin birden işin içine girmesi lazım. Çok kolay değil artık yani bu kamera kayıtları falan olduğu sürece. Ama büyük çaplı yolsuzluklar ve rüşvetler genelde bu işte ihaleler,
teşvikler, vergi indirimleri ve benzeri gibi şeylerde söz konusu oluyor. Bu büyük çaplı ölçeğin dışında bir de fark şu, biraz cezasızlıktan bahsettik değil mi? Siz mesela hemen İSKİ skandalını örnek verdiniz. Evet, İSKİ skandalı geçmişte yaşanan büyük yolsuzluk hadiselerinden biriydi. Ama ne oldu? Hapse girdi evet. O kişi. Parayı kuruşuna kadar ödedi. Evet. Bunun bütün cezasını çekti. Yani mesele aslında budur. Eğer cezasızlık yaratıyorsanız bununla ilgili bunun yaygınlaşmasına engel olamazsınız. Biz geçenlerde bununla ilgili bir çalışma yaptık. Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerini inceledik. Ve Adalet Bakanlığı'nın istatistiklerinde ilginç bir takım şeyler var. Hani hepsi de birbirini doğruluyor gerçekten. Tesadüf de denemeyecek kadar ilginç. Savcılar daha az dava açıyor. Daha çok takipsizlik kararı veriyor. Bunu incelediğimizde 2009'dan bu yana son 10 yıllık bir bölümü inceledi arkadaşlarım. Mesela sahtecilikle ilgili durumlarda %23 iken takipsizlik kararları %45'e çıkmış geçen sene dolayısıyla. Takipsizlik yani bir misli daha fazla dosyaya takipsizlik kararı vermiş savcılar. Evet, rüşvetle ilgili dosyalarda %44'ten 54'e çıkmış ve ihaleye fesat karıştırma ve benzeri gibi dosyalarda da %33'ten 47'ye çıkmış. Yani savcılar artık ne nedenle bilmiyoruz. Ama daha az yolsuzluğun üzerine gidiyor. Yani takipsizlik kararı veriyor, dava açmıyor bu konuda. Halbuki biz yani eskiden şunu bilirdik, yani savcılarımız, bu da eleştirilen bir şeydi aslında ama yani savcılarımız en ufak bir şüphe olduğunda bununla ilgili araştırılmasını ister ve dava açardı. Hı hı. Şimdi böyle değil. Şimdi o riski aslında kendi üstüne alıyor ve davayı açmıyor. Halbuki dava açtığında hakim onu çok daha değişik yönlerden inceleyecek, deliller bulacak, araştıracak, tanıklar dinleyecek. Savcı dava açmıyor, acaba kendisiyle ilgili bir dava açılacak diye mi? Yani o yani böyle tabii. Bir korku iklimi mi? Birçok insan bunu ifade etmekten dahi korkuyor. Yani bu biraz önce konuşuldu, bu israf kelimesi şu aralarda gündeme geldi biliyorsunuz. Bence o yine bu yolsuzluk kelimesinin insanlarda yarattığı ürküntüyü gidermek için aslında bir anlamda icat edilmiş bir kelime. Ama israf olarak ifade etmek de çok yanlış diye düşünüyorum ben. Çünkü yani yolsuzluk dediğiniz suç. Bildiğiniz evet. Suç. İşte bakıyorsunuz 252. maddeye 5 yıldan 12 yıla kadar suç. Ağır bir suç. Ama israf böyle bir şey değil. İsraf aslında hani siz bilerek ya da bilmeyerek iyi bir yönetim yapmadınız. Evet. Aslında etkin bir şekilde kullanmadığınız kaynakları isterseniz yapabilirsiniz. İsterseniz onu tutabilirsiniz yeni eski haline. Sanki sizin isteminizle değişebilecek bir şey gibi. Yani birbirini yerine kullanılmasını ben çok problemli görüyorum yani aslında. İsrafın kullanılmasının sebeplerinden biri de aslında o kadar çok belli ki. Niye biliyor musunuz? Siyasi İslam bu ülkeyi öyle bir noktaya getirdi ki bizim bütün konuşmalarımızın içerisinde tırnak içerisinde dini terimler var. İnşallah, maşallah, bizim hepimiz elhamdülillah Müslümanız ama içerisinde kullandığımız o kadar günümüzün hayatına girdi ki israf kelimesi muhafazakar kesiminde biraz daha farklı bir tepki yaratıyor. Bu siyasal olarak belki doğru, siyasi bir politik olarak bu doğru olabilir. Ama diğer anlamda kanuni olarak israf kelimesinin bir karşılığı yok. Evet. Bunun adı hırsızlıktır, yolsuzluktur. Yani yolsuzluk dediğin zaman aslında suç işliyorsun. Tabii ki. Ama israf dediğinde sanki bir beceriksizlik örneği gibi algılanıyor. Evet, İki kilo tatlı aldın da bu fazla oldu işte. Kul hakkı da aynı şekilde. Kul hakkı denen şey, yani bu sizin bahsettiğiniz her şeyi dini bir çerçevede tanımlamanın sonucu gelen bir şey. Halbuki evet. Yani biz seküler bir ülkedeyiz. Bunun kanunda belli karşılığı var. Hani kul hakkı diye adlandırmak, hani günlük konuşma içinde belki kullanırsınız ama bunu eğer tamamen doğru betimlemek istiyorsanız karşılığı bu değil. Ama mesela eski başbakanı olmasına rağmen Davutoğlu Gelecek Partisi'ni kurduğu için eski başbakanı Davutoğlu ve yine eski bakanı, ekonomiden sorumlu devlet bakanı Mehmet Şimşek gibi isimler için mesela Erdoğan dolandırıcılık iddiasında bulundu. Hatta suçlaması diyeceğim. Çünkü Halkbank'ı dolandırdılar dedi. Yani gayet aleni bir şekilde bunu söyledi. Mesela bunun sonrasında da herhangi bir suç duyurusu falan yapılmadı. Bu enteresan değil mi? Kesinlikle enteresan ama ben şöyle söyleyeyim. Dün öğrendim.
İsmini vermeyeceğim ama bir muhalefet partisi genel başkanı bununla ilgili bir suç duyurusu hazırladı. Başvurduğu zaman da ben burada da size gönderirim ve yayınlarız tekrardan. Başvuracak bununla ilgili. Eğer ortada bir hırsızlık varsa, yolsuzluk varsa iki tarafta kimse çıksın ortaya diye başvuracak. Vatandaş olarak başvuracak. Gördüm onun dilekçesini de. Umarım başvurur. Çünkü dediğiniz gibi iki tarafta birbirini suçluyor. Ha, bir de isimler çok iddialı. Bir tanesi başbakan, yani AKP'nin başbakanı Halkbank'ı dolandırdı diyor. Şu andaki mevcut Cumhurbaşkanımız. Yani Türkiye'deki tabloya bakar mısınız? Dünyanın herhangi bir yerinde olsa skandal olur yani. Evet. Yani mevcut Cumhurbaşkanının başbakanı, AKP'li başbakanı için Halkbank'ı dolandırdı diyor. Ve yine mevcut Cumhurbaşkanı'nın yıllarca ekonomiden sorumlu devlet bakanı olarak görev verdiği Mehmet Şimşek için de aynı şeyi söylüyor. Ve hiçbir şey olmamış gibi Türkiye'de her şey devam ediyor. Aynen öyle. Yani işte yolsuzluğa karşı duyarsızlığın aslında ne boyuta geldiğinin de bir göstergesi diyebiliriz. Ama bunu yıkılması gerekirdi ortalığın. Ama bunu yıkmak için bu programları yapıyoruz. Yıkmak için bunların üzerine gidiyoruz. Yani yasaklamalarla, efendim basını susturmakla, bunları sümenaltı etmekle, delil yetersizliği iddialarıyla cezasız bırakmakla bu iş olmaz. Çünkü ekonomi çok kötüye gidiyor ve daha da önemlisi aslında geleceğimizden alıyoruz. Yani bütün evlatlarımıza hem değerler sistemini bir anlamda yozlaştırmış ve zayıflatmış olarak bırakacağız. Hem de gerçekten büyük borçlar bırakacağız. Bu konuya değineceğiz. Ankara'dan nasıl görünüyor bu? Özellikle birbirini suçlayan siyasetçiler hani sadece suçlamayla mı kalacak yoksa bunun devamı gelecek mi? Ankara'da Sayın Saygı Öztürk bu konuya yanıt verecek ama şimdi bir reklam arası vereceğim. Ardından Ankara'yla Sayın Saygı Öztürk'le kaldığımız yerden devam edeceğiz. Bizden ayrılmayın çünkü ilk defa bu programda açıklanacak ve gerçekten yarın öbür gün basında ciddi bir yankı bulunacak bazı dosyalar var. Çünkü örnek teşkil edecek bir açıklama yapacağız. Eğer bu devamı gelecek olursa şu andaki mevcut bütün yolsuzluğa, rüşvete bulaşmış kim varsa korkulu günler onları bekliyor diyebiliriz. Kısa bir aranın ardından bu konuya da belgelerle bir anlamda ortaya koyacağız ve gerekli soruları sormaya devam edeceğiz. Sayın seyirciler, Halk İçin, Halk Adına Sedef Kabar Soruyor programının ikinci bölümüyle devam ediyoruz ve konumuz aslında çok kapsamlı bir konu. Türkiye'deki yolsuzluk, rüşvet ve rant ekonomisini konuşuyoruz. Önümde birbirinden fazla dosya var. Günlerdir çalışıyorum. O kadar çok malzeme var ki yani bunu bir programa sığdırmak zaten mümkün değil. Diliyorum ki medya bu konuların daha fazla üstüne gitsin. Ve ben bugün hakikaten değerli konuklarımla elimden geldiğince bazı konuları en azından netleştirmeye çalışıyorum. Uluslararası Şeffaflık Derneği Başkanı Sayın Oya Özarslan, gazeteci yazar Saygı Öztürk ve gazeteci yazar Murat Ağrel bizlerle. Şimdi birinci turun sonunda demiştim Ankara ile devam edeceğiz diye. Hemen Ankara'ya dönüyorum. Ankara stüdyomuzda Sayın Saygı Öztürk var. Şimdi bu dolandırıcılık, rüşvet, yolsuzluk tabii denetlenmediği sürece devasa bir şekilde büyümeye başladı. Yani AKP iktidara gelmeden önce ya da seçimler öncesi ne diyordu? Büyük düşün Türkiye diyordu. Hakikaten büyük düşünmek gerekiyormuş. Çünkü daha önce milyon dolarlarla telaffuz edilen yolsuzluklar artık milyarlarca dolar değerinde bir boyuta ölçüye geldi ve korkunç şekilde iddialar var üzerine gidilmesi gereken. Tabii bunun son nihai kararını yargı verecektir. Biz sadece gündeme getiriyoruz ve tartışıyoruz. Şimdi öyle bir noktaya geldiler ki aslında AKP iktidarı, birinci bölümün sonunda da söylediğim gibi yani dönemin başbakanı Davutoğlu ve dönemin ekonomiden sorumlu devlet bakanı Mehmet Şimşek bile Halk Bankası'nı dolandırmakla suçlandı. Mevcut Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından. Şimdi bu noktada hemen Sayın Öztürk'e dönüyorum ve Ankara'da bu ithamların nasıl yankılandığını öğrenmek istiyorum. Buyurun Sayın Öztürk. Şimdi az önce Oya Hanım'ın gündeme getirdiği Cumhuriyet Savcıları dava açmıyor konusu enteresan bir konu ama olayın farklı bir boyutu var çünkü.
Cumhuriyet Savcılarının özellikle üst düzey kamu görevlileriyle ilgili dava açabilmesi için, iddianame hazırlayabilmesi için o ilin yetkililerinin, işte valiliğin falan onayını gerektiriyor. Yani valilik onay vermeden o kişiler hakkında soruşturma dava soruşturma dahi açılamıyor. Tabii ki bunlar dava sayısının azalmasında son derece etkili. Bir de artık Türkiye o hale geldi ki soruşturmalar zaten yapılmıyor. Şimdi bakanlıkla ilgili herhangi bir yolsuzluk soruşturmasını yapacak veya yaptıracak, bu emri verecek kimse yok. Yani verilmiyor. Verilmediği için de yolsuzluk olayları sadece iddiadan öteye gidemiyor. Çünkü gazeteci olarak işte sizin kanıtlama imkanınız yok. Kanıt, hani bazen diyorlar ya, belgeni göster. İşte Cumhurbaşkanımız da sıkça ifade ediyor. Midye-i umumiye işte iddiasını ispatla mükelleftir gibi açıklaması olur, biliyorsunuz. Evet. Şimdi Cumhuriyet Savcısı iddianame hazırlaması, gazeteci nereden ispatlayacak? Veya soruşturmayı yapacak olan müfettişler soruşturma raporunu hazırlaması, elinizde ne gibi belge olabilir? Zaten gazetecinin böyle yolsuzluğu kendi imkanlarıyla ortaya çıkartması da mümkün değildir. Bir yazarsınız, ertesi gün tazminat davasıyla karşılaşırsınız. Bir yazarsınız, işte hakkınızdaki iddia, işte bilmem iftira falan der. Çünkü elinizde belge olamadığı için gazeteci hakikaten bu yönüyle zor durumda kalır. O nedenle Cumhuriyet Savcılarındaki dava sayısının azalmasının temeli kendilerine izin verilmemesi, artı bakanlıklardan da bu yönüyle baktığınız zaman fezlekelerin gelmemesinden kaynaklanmaktadır. Tabii ülke gündeminde çok konu var. Buna rağmen birçok konunun üzerine gidilmeye çalışılıyor ama hakikaten az önce de dedik, mesela Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Sayıştay'ın raporları konuşuluyor. Şimdi Sayıştay'ın raporu nasıl konuşulacak? Az önce vurguladık. Dedik ki Sayıştay'a mahkemelere intikal eder, yargıya intikal ettirmesi istenen raporlar ortaya çıkartılmıyor diye. Şimdi şuna bir de şöyle bakmak lazım. Şimdi bakanlıkların bütçesi görüşülüyor, biliyorsunuz. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde kamu kurumları kuruluşlarının. Şimdi bakıyorsun bütçenin görüşüldüğü gün. İşte bütçeyle ilgili bakıyorsun bilmem 1500 sayfa. Bakıyorsunuz işte o kuruluşlara bağlı yerlerden gelen Sayıştay raporları işte bilmem 3000 sayfa. Bilmem nereden gelenlere. Bunları bir milletvekilinin ortaya çıkartması, izlemesi, okuması, bir gün içerisinde bütçeye ayrılan günde zaten bunları okuması da mümkün değil. Tamamen böyle tesadüfen ortaya çıkartılıyor olaylar. Murat'ın az önce gündeme getirdiği belediyelerle ilgili konuda şöyle bir durum var. Bir yıl her zaman geriden gelir zaten. Ya mesela şu anda 2020 yılında 2018 yılının bütçeleri, raporları ancak görüşülecek. Çünkü bunların denetimi, hazırlanması falan ancak yıl alıyor. Yani yıl içerisindeki olayları bir yıl sonradan getirilir. Belediyelerle de her yıl belediyelerin doğrudan denetimleri yapılmaz. Farklı yıllarda yapılıyor. Yoksa müfettiş sayısı da zaten bu yönde yetersiz olduğu da bilinmektedir. Peki yani Sayın Davutoğlu ve Şimşek'le ilgili iddialara gelecek olursak nasıl yankılandı Ankara'da? Yani böyle konuşmalar normal demokraside gerçekten iktidarı devirecek nitelikte açıklamalar ve iddialar. Ve biz bugün sanki hiçbir şey olmamış gibi devam ediyoruz hayata. Her şeyden önce şöyle söylemek gerekir. Şimdi böyle bir olay ne diyor? Dolandırılacak gibi bir iddia söz konusudur. Yani eski başbakana ve AKP genel başkanına. Eğer Davutoğlu bir siyasi parti kurma girişiminde olmasaydı zaten böyle bir konular ortaya çıkmazdı. Eğer bu ortaya çıkmış olsa şimdiye kadar çoktan ilgililerin harekete geçmesi, dolandırıcılık varsa bunun işte başında dedi, yargıya intikal ettirmesi, normal bir demokratik ülkede yapılması gereken bunlardı. Ama görüyoruz ki ne zaman bir siyasi parti kurulmaya başlandı veya böyle bir girişimin sonuna yaklaşıldığı anlaşıldı, birden bu konular gündeme geliyor. Şimdi doğru bir şey değildir her şeyden önce. Sözü edilen raporda budur. İşte bu altında baktığımız zaman dönemin Başbakanı Özelleştirme İdaresi Yüksek Kurulu'nun kararında, Özelleştirme İdaresi Kurulu Başkanlığı'nı biliyorsunuz, dönemi Başbakanı yapar. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın, yine aynı belgede Ali Babacan'ın, aynı belgede Erdoğan Bayraktar'ın,
Mehmet Şimşek'in ve Binali Yıldırım'ın imzası var Ulaştırma Bakanı. Ve daha sonraki bölümde. Şimdi olay şöyle, bildiğimiz kadarıyla anlatayım. Bu olayla ilgili olarak işte bir üniversite kurulması planlanıyor. Dragos kampüsüne ilgili olarak. Fakat tarafların bazı maddi sorunları ortaya çıkınca kampüsü yapacak kişi inşaatın tamamlanması mümkün olmadığı anlaşılıyor. Ve bunun üzerine Halkbank'tan kredi alınması isteniyor. O tarihte de işin garibi Ahmet Davutoğlu başbakan değil, o dönemde başbakan da Binali Yıldırım'dır. Yani Cumhurbaşkanımızın açıkladığı isim, her ne kadar Ahmet Davutoğlu isimli telaffuz ediyorsa da gerçekten bu konuda, yani kararda imzası olan, kredi verilmesiyle ilgili onayları veren de dönemin başbakanı Binali Yıldırım olduğu ortaya çıkıyor. Şimdi yani bu durumda eğer benim tarafımdaysa zaten bir suç söz konusu değil. Hani bazen şöyle diyorlar ya, hırsız benim hırsızımsa suç yoktur gibi. Böyle bir anlayış oluyor o zaman. Öyle demiyorum da yani şey olarak böyle konuşulur tabii ki doğal olarak. Ve o nedenle şimdi ortada ne var? Verdiği zaman işte 8 parseli şey yapılıyor, rehin olarak veriliyor, yani şey ipotek olarak veriliyor. Ödemelerde baktığımız zaman elimdeki yine diğer belgelere göre baktığımız zaman Halkbank'ın İstanbul defterdarlığına soruyor, işte uygun görüş olarak kredi verelim mi vermeyelim mi? Onlar da verilmesine karar veriyorlar ve 3 aylık periyotlar geri ödemeler başlıyor. Ve Mart 2019'a kadar da 55 milyon lirasının ödendiği anlaşılıyor. Yani alınan 300 bin liradan. Şimdi dolayısıyla ilk tahsis belgesine bakıyoruz. Dönemin başbakanının yani Recep Tayyip Erdoğan Bey'in imzası var. Son tahsisle ilgili, son kredilerle ilgili belgelere baktığınız zaman da onda da dönemin başbakanı olarak da Ahmet Davutoğlu'nun değil, Binali Yıldırım'ın ismi var. Şimdi o zaman Cumhurbaşkanımıza da bu nedenle baktığımız zaman yanlış bilgi verildiği gibi bir de sonuç da ortaya çıkıyor. Tabii ki bunlar kendi iş meseleleridir. Biz en azından kamuoyuna gerçeğini söylemek durumundayız. Şimdi böyle bir olayın ortaya çıkması hakikaten çok iyi oldu bana göre. Niçin? Ya ülkede demek ki bir takım olaylar varmış. Ülkenin başbakanı, AKP'nin işte o dönemdeki genel başkanı bir takım dolandırıcılık olaylarına, banka dolandırıcılığı olaylarına karışıyormuş da kimsenin haberi yokmuş. Ne zamana kadar haberi olmuş? İşte bu parti kurulunca. Demek ki Türkiye'de bazı olayların ortaya çıkması için AKP içerisinde bir takım ayrılıkların gündeme gelmesiyle ancak bunları öğreneceğiz. Şimdi bunlar hakikaten baktığın zaman Ahmet Davutoğlu'nun çıkışı da o da hakikaten kendi açısından son derece muhteşem oldu. Hodri meydan o da söyledi. Eğer dedi ki işte birinci derecede hısımları dahil olmak üzere birinci derecede yakınları işte eski özelleştirmenin bakanları şeylerin devlet bankalarının bulunduğu bağlı olduğu işte bakanların yakınları, birinci derecede yakınları ile ilgili mal bildirimi araştırması yapılsın aynen. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde. Şunu da kesinlikle söyleyebiliriz ki ne kadar bu konular gündeme getirilirse getirsin, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde asla ve asla mevcut iktidar döneminde bu sözü edilen konularla ilgili mal bildirimi araştırması yapılmaz. Hiçbir zamanda kimse yapılmasını beklemesin böyle bir konuda. Ama bu konunun en azından konuşulur olması, işte Ahmet Davutoğlu da sonuçta baktığınız zaman yıllarca bu siyasi partinin içerisinde etkili görevlerde bulunmuş, başbakanlık yapmış, AKP genel başkanlığı görevinde bulunmuş ve çok şey bilen bir siyasetçidir. Cumhurbaşkanımız da tabii ki o da diğer gruplarla ilgili veya diğer bölümlerle ilgili şu anda farklı parti oluşturmaya çalışanlarla ilgili o da çok sayıda önemli bilgilere sahiptir. Bu bilgilerin ortaya çıkabilmesi ancak işte böyle karşılıklı açıklamalar ve evet, olayların Sayın yeri Öztürk, geldiği zaman. Sayın Öztürk çok teşekkür ediyorum. Şimdi aslında bu bilgilerin ortaya çıkması illa bir partinin içinde
belli bir çatlamanın sonrasında farklı parti yapılanmalarıyla değil, gerçek anlamda hukukun işlemesiyle mümkün olmalı. Gerçek anlamda basının özgür olmasıyla ilintili olmalı ve gerçek anlamda kamuoyunun bir baskı yaratmasıyla ilgili olmalı. Siz biraz önce dediniz ki mecliste hiçbir milletvekilinin ya da siyasetçinin mal bir dilimiyle ilgili bir açıklama ya da soruşturma yapılmasını beklememek lazım dediniz. Gerçekten öyle mi değil mi? Bunu stüdyodaki konuklarıma sormam gerekiyor bu noktada. Öyle mi? Yani siyasetçilerin mal bildirimi de dahil olmak üzere bunların üzerine gidilmemesi mi lazım? Ya da gidilse de bir sonuç alınmayacak bir durum mu var? Yani bu da biraz öğrenilmiş çaresizlik gibi bir şeye gelmiyor mu? Valla dünyada bu çok değişik bu konu. Bizde siyasetçilerin mal varlıkları bir neredeyse sır gibi saklanıyor. Hı hı. Tabii ki devlete bildiriyorlar, işte bir sarı zarfın içine koyup veriyorlar. 5 yılda bir bakılıyor filan ya da bir şey çıkarsa, birisiyle uğraşmaları gerekirse o zaman çıkıyor. Ama bütün dünyada yoğunluklu olarak şu anda ki akımlar açılmaya, hı hı, ve şeffaflığa doğru. Biz ona da bakmıştık, dünyadaki sistemlerde nasıldır siyasetçilerin mal varlıkları açıklanır mı diye. 100 küsür ülke içinde 60 küsürünün siyasetçilerin mal varlıkları açık. İnternette var. Hmm. Girip bakabiliyorsunuz. İşte şu kadar gayrimenkulü var, şu kadar menkulü var, eşine ait şunlar var. Bunun anlamı şudur aslında. Yani siyasete ilk başladığında nasıldı? Sonra nasıl? Bunun karşılaştırmasını yapabilmek için ve birer yıllık periyotlar halinde de veriyorlar. Yani bu aslında temel olarak şu: siyaset kendinizi zenginleştirmek için mi yapılıyor, yoksa halk için mi yapılıyor? O vaat ettiğiniz davalar, yerine getirmeyi düşündüğünüz vaatler için mi yapılıyor? Bunun en temel göstergelerinden birisidir mal varlıklarının açıklanması. Biraz önce Saygı Bey bahsetti. Sayın Davutoğlu'nun böyle bir karşı çıkışta bulunduğunu. Sayın Davutoğlu ile ilgili aslında şunu hatırlamamız lazım. Başbakanlığı döneminde Şubat 2014 civarıydı ve Sayın Davutoğlu şeffaflık paketi çıkardı. Şeffaflık paketinin içinde işte bu mal varlıklarının açıklanmasına ilişkin hükümler vardı, o bir tasarı. Hı hı. Fakat o zaman Cumhurbaşkanı Erdoğan çok dedi, doğru ki, bir hatırlatma, evet. Dedi ki biz bunu çıkarırsak il başkanı, ilçe başkanı bulamayız dedi. Ve 15 gün içinde o rafa kalktı. Seçimlerde olduğu için Ahmet Davutoğlu ile ilgili herhangi bir tasarrufta bulunmadılar o dönem. Sonrasında zaten pelikan bildirileri çıkmaya başladı. Ama bu da enteresan değil mi? Yani böyle bir açıklamanın Türkçesini nasıl okumak lazım? Yani eğer siyasete giriyorsa birazcık da çalacak, çırpacak gibi bir algı olmaz mı böyle bir açıklamanın sonrasında? İşte insanlar görülmesini istemiyor, mal varlıklarının ne anlama, ne olduğunu, nerede olduğunu görülmesini istemiyor. Davutoğlu ile ilgili bir de şöyle bir şey var. Aslında tasfiye edilmesinin en büyük sebeplerinden biri de o aralar 17-25 için bu 4 bakanın Yüce Divan'a gitmesi, oylaması yapılıyordu. Ve o oylama aslında Davutoğlu'nun şöyle dediği söyleniyor. Yani gitsinler Yüce Divan'a, yargılansınlar, aklanacaklarsa aklanıp gelsinler. Evet. Ve bunun da aslında ipini çektiği söyleniyor. Evet. Yani bu konuda bir en ufak bir harekete dahi izin verilmediği biliniyor. Bu da aslında yine biz o zaman da bununla ilgili kampanyalar yapmıştık. Milletvekillerine mektuplar gönderdik. Yani işte bu cezasızlığı engellemek için yargılanması lazım. Evet. Yani yargının önüne gitmesi lazım bütün iddiaların, yolsuzluk iddialarının diye. Fakat o dönem öyle bir karar verildi tabii. Bu da hepsi aslında birbirine bağlı. Yani işte şimdi bu da enteresan. Yarın 17 Aralık. 17-25 Aralık süreci. Şimdi hatta program öncesinde de konuşuyorduk Sayın Merdan Yanardağ ve Sayın Emre Kongar'la. Yani hakikaten bu yolsuzluk ve rüşvet meselesinde 17-25 Aralık konusunu, hatta Saygı Öztürk'le de konuştuk onu. Medyada konuşulmasıyla ilgili bile bir aslında baskı söz konusu. Yani konuşmayın gibi bir algı yaratıldı. Konuşursanız çünkü hani sizin de başınıza bir şey gelebilir gibi. Halbuki bütün bu baskı daha fazla yolsuzluk ve rüşvete sebebiyet verecek bir ortamı yaratmaz mı? Yani biz kimseye hırsızsın demiyoruz. Kesinlikle. Kimseye rüşvet aldın demiyoruz.
Ama eğer hakkınızda bu kadar şaibe varsa ki söz konusu olan 4 bakanla ilgili çok ciddi şaibeler ve iddialar vardı. Yargıya gitmesi gerekirdi diyoruz. Yani hala da bunu söylemeye devam ediyoruz aslında. Yani herkes masumiyet karinesinden yararlanıyor. Evet. Tabii ki bu bu yüzden kimse yargılanmadan, işte hakim önüne çıkmadan ve karar kesinleşmeden onlarla ilgili bir şey demek mümkün değil, doğru da değil. Yani hüküm giymemiş hiç kimse için bir şey diyemezsiniz ama hiçbir şekilde mahkemeye gitmemiş ve bu konuyla ilgili yargı süreci tamamlanmamış insanlarla da ilgili sanki ak sütten çıkmış gibi de davranamayız herhalde. Yani orada da bir takipsizlik kararı verildi ve aslında İsmail Saymaz'ın yine takip ettiği üzere kendisinden duyuyoruz, işte araştırmacı gazetecilerin yararı bu. Orada bir başka üçüncü dava vardı, o böyle davalar silsilesiydi ve orada işte hani çok siyasi açıdan bağları olmayan kişiler, daha alt kademedeki kişiler, onlarla ilgili davalar sürüyor bir yandan. Yani aslında tamamen bitmiş değil. Daha işte ufak çapta rüşvet iddialarına maruz kalan kişilerle ilgili davalar sürüyor. Ama hani siyasi yakınlığı olanlarla ilgili olanlar kapatıldı. Esas olarak da herkesin o zaman da karşı çıktığı, şimdi de karşı çıktığı. Şimdi yargı çok önemli bu noktada. Şimdi bu yine iktidar yani değişikliği sonrasında biz gerçekten hani daha düne kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile ilgili tek bir yolsuzluk dosyası duymamış iken, aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili şimdi bir sürü dosya geliyor. Bir sürü tartışmaya sebebiyet verecek haber gündeme geliyor. Mesela çok yeni bir haber. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne 2018 yılında bir çöp sızıntı suyu nakliye işi 43 milyon TL'ye ihale edilmişken aynı şirkete bu sene 23 milyon TL'ye ihale ediliyor. Yani evet. O zaman soru şu, geçen sene 43 milyon TL'ye yapılan iş nasıl oluyor da bu sene 23 milyon TL'ye yapılıyor? Daha da önemli soru, bu aradaki 20 milyon TL'ye ne olmuş oluyor? Değil mi? Yani bu soruları sorması gerekiyor aslında medyanın. Aynı şekilde Ankara Büyükşehir Belediyesi ile ilgili de pek çok iddia var ki onlar da aslında takip ediyor ki sevgili Murat Ağrel'de çok güzel bir açıklaması var. Diyor ki Melih Gökçe'ye söz verdim, bütün yolsuzluklarını yazacağım diyor. Evet. Bunları takip edeceğiz. Hakikaten yani 30 bin TL'ye alınmış ağaçların olduğu dönemleri yaşadı Ankara. Yani tek bir ağacın 30 bin TL'ye alındığı ve toplam 32 milyon liralık yetişmiş ağacın satın alındığı dönemler. Yani bunlar da aslında bir çeşit hani kamu yani parasını kamu lehine değil de aleyhine kullanmak ve suistimal etmek anlamına gelmiyor. Bunlar da birer aslında yolsuzluk değil mi? Bir anlamda bir suç unsuru teşkil etmiyor mu? Mesela yine Adana Belediyesi'nde inanmayacaksınız ama 35 kapak. Sadece kapak bakın. Sadece kapak. Kuyu yok. Su kuyusu açılmış denmiş ama 35 kapak konmuş ve kuyu yok yani. Evet. Ve 5 milyon TL ödenmiş. Evet. Ve bunlar o kadar çok ki yani hangi birini anlatsak. Şimdi bunlar da başlı başına bir yolsuzluk ve dolayısıyla bir suç unsuru değil mi? Yani aslında mesela Adana'dan başlarsak o önemli bir kanıt oluyor. Yani o iş verilmiş ama o işin karşılığı yapılmamış, parası ödenmiş. Yani aslında kamu kaynağını alıp bir başkasına vermişsiniz. Bunu gösteriyor. Ve bunu yapan yetkili kim? Bu yetkilinin işte bulunup o kararı nasıl verdiğinin araştırılması gerekiyor. Yani bu aslında iddiadan da biraz daha ileri bir yere gitmiş durumda. Şimdi Murat'a dönüyoruz. Burası çok kritik. Burası çok kritik. Çünkü kamuoyu şunu merak ediyor. Eğer benim vergilerim çarçur ediliyorsa, yani bu boyutta bir şeyler aslında bana yol, su, elektrik, işte ulaşım, eğitim, güvenlik, sağlık hizmeti olarak dönmek yerine birilerini zenginleştirmek adına böyle farklı şekilde yandaş şirketleri zengin etmek adına dağıtılıyorsa bunun hesabını kim soracak ve bu paraları biz geri alabilecek miyiz? Yani aslında kamuoyunu merak ettiği bu. Burada da yargının kararları çok önemli. Eğer bir yargı kararı çıkarsa çünkü emsal teşkil edebilir ve şimdi bomba haber geliyor, Murat'tan alıyoruz. Arnavutköy Belediyesi'nde ben bu haberi yaptığım zaman ilim yayma cemiyeti,
Raporlarda 2017 Sayıştay raporlarında 73'te 79. sayfaydı galiba, yanlış hatırlamıyorsam, aynen de yazıyor. İlim Yayma Cemiyeti Arnavutköy Belediyesi'ne başvurup bir sahibi olduğu, mülk sahibi olduğu bir binasının çatı tadilatının yapılmasını istiyor. Belediye meclisinde onay veriliyor buna. Meclis üyeleri arasında, tabii ki muhalefet meclis üyeleri arasında tartışmalar çıkıyor. Bu onay verildikten sonra ise çatı tamir ediliyor. O yetmiyor. Binanın içerisindeki havuz tamir ediliyor. O yetmiyor. Binanın içerisindeki tadilatlar ve badana boya işleri falan gibi bütün işlemler yapılıyor. 1 milyon küsür TL gibi bir rakam buraya aktarılıyor. Şimdi İlim Yayma Cemiyeti'nin sahibi olduğu bu bina tutuyor, bu tamiratlar bittikten sonra İlim Yayma tarafından başka bir vakfa kiraya veriliyor. O vakıf, kiralayan vakıf da hemen kendi vakfının bünyesinde bulunan bir tane koleje orayı kiraya veriyor. Kolej içerisinde var. Parayla gidip özel kolej gidip verdiniz. Hatta ismini de söyleyeyim çünkü artık raporlarda var. Diriliş Koleji. Gidiyor orada yer kuruyor. Düşünün ki bizim paralarımızla tadilat yapılmış, eğitime hazır hale getirilmiş binaya İlim Yayma Vakfı başka birine veriyor, kiraya veriyor. O kişi de koleje veriyor. Şimdi tabii ki bunları yazdıktan sonra biz nasıl olur, bunları nasıl görmezden gelirsiniz falan diye yine hiçbir şey yapılmayacağını düşünürken bu sefer iş değişti. Bu sefer iş değişti. Şimdi Sayıştay 5. Ceza Dairesi burada kamu zararı var mı yok mu diye bununla ilgili tuttu, soruşturma başlattı. Tetkikleri yaptı, incelemeleri yaptı ve neticesinde dedi ki, kardeşim dedi, siz kamuya zarar uğrattınız dedi. 983 bin lira siz kamuya zarar uğrattınız. Nihayet bunun bir karar çıktı yani. Çıkarttı ve dedi ki, belediye başkanı ve bu karara imza atan belediye meclis üyelerinin tamamı bu parayı devlete geri ödeyeceksiniz dedi. Buyursunlar şimdi. Mükemmel. Şimdi bu karar o kadar önemli ki. Çok önemli sayın seyirciler. Bu karar seyirciler, o kadar önemli ki. Bu çok önemli bir karar. Çok önemli bir karar çünkü emsal teşkil edecek tabii bir ki karar. Sayıştay 5. Dairesi'nin 01.11.2019 imal tarihli kararı bu. Yayınlandı. Hatta bununla ilgili daha çok şey çıkacak ortaya. Bilgi sahibiyim ama belge olmadan asla konuşmayacağım, konuşmam da. Bununla ilgili de çıktıktan sonra yine geleceğim size, yine anlatacağım onları. Çünkü çok bekleyin daha büyük olaylar var. Buradaki önemli olan şey şu. Sayıştay bunu cezalandırmış. Kamunun yararını gözeterek kamunun parasını geri almak istiyor. Şimdi bunun tabii temiz süreci olacak, daha gidecekler filan ama Sayıştay bunun peşini bırakmamış. Evet. Ben de bunu gündeme getirdiğim için peşini bırakmadım ve bunun fikri takibini yaptım. Bundan sonra demek oluyor ki sayın AKP'li belediye başkanları ya da diğer partinin belediye başkanları ve belediye meclis üyeleri, sanmayın ki bugün attığınız imzalardan dolayı birilerine peşkeş çektiğiniz, birilerine yağmalattığınız, birilerini görmezden gelerek zengin ettiğiniz insanların hesabı sorulmayacak sanmayın. Eninde sonunda Türkiye Cumhuriyeti'nin hukuk devleti iki yakanıza yapışacak ve bu kamunun uğradığı zararı sizden tahsil edecek. Bakın görün, Yargıtay 5. Dairesi bu kararı verdi. Belirli zamandan sonra eminim ki ben, diğer bütün yapılan yağma, yolsuzluk ve hırsızlıkların hepsi bu kişilerin hepsinden sorulacak. Tek tek de tahsil edilecek. Evet. Bu karar onun için çok önemli. Çok önemli. Hep onu diyoruz. Yani partilerden bağımsız iktidarlar gelip geçicidir. Kesinlikle. Baki olan Türkiye Cumhuriyeti'dir. Dolayısıyla kamuya zarar veren, vergileri çarçur eden, yolsuzluğa, rüşvete, hırsızlığa, yalana, talana bulaşmış hangi siyasi olursa olsun, ama hangi siyasi olursa olsun eninde sonunda soruşturmaya tabi tutulmalı ve eğer bir suç unsuru varsa mahkeme tarafından yargılanmalı ve gereken yapılmalı diyoruz. Hemen bu noktada Ankara'ya dönüyorum. Sayın Öztürk'e, siz bu konuyla ilgili nasıl bir yorum yapmak istersiniz? Ve aynı şekilde son dönemin en çok konuşulan ve tartışılan konulardan bir tanesi de aynı şekilde devlet bankalarının aslında dağıttığı ihaleler ve devlet bankalarının bir anlamda içinin boşaltılması yönündeki tartışmalar, en son Simit Sarayı'nı bir kurtarma operasyonu olduğu %51 gibi bir oranı 500 milyon dolara satın aldı bir devlet bankası. Bunun da gerçekten çok ciddi tartışmalara neden olduğunu görüyoruz. Yani tarıma destek yokken, işçilere destek yokken, memura destek yokken, halka destek yokken neden bir yandaş şirkete kurtarma operasyonu yapılıyor? Bir devlet bankası tarafından bir satın alma gerçekleştiriyor yönünde eleştiriler var. Sizin bu konudaki yorumunuzu almak istiyorum. Buyurun.
Şimdi Murat'ın gündeme getirdiği konu tabii önemli bir konu ama şunu da unutmamak gerekir. Belediyeler vakıflara yardım ediyor. Bunun yardımın yapılabilmesi için yardımın gerçekleştirilmesi, yani belediyelerin yardımı maddi bir biçimde, yani parasal yardım yapamaz ama bu tür işte bina kiralaması, işte binasının bilmem badana boyasında bilmem gibi yardımlarda bulunabiliyor. Onun yasal olduğunu söyleyelim. Kamu ama yararını... Türkiye'de biliyoruz ki bunun son derece istismar edildiğini, sadece böyle dinci derneklere veya vakıflara önemli destekler yapıldığını ve bunun hakikaten Türkiye'de tüy gibi büyüdüğü gibi bir gerçek de söz konusu. Şimdi tabii kamu zararının yapılmasının baktığımız zaman ne oluyor? Kaynağın, kamu kaynağının artışına engel olmak ya da kamu kaynağının azalmasına sebep olmak. Bunun da bir takım şeyleri var, gerekçeleri var. Ama burada asıl olan, yani bir hukuksuzluk da söz konusudur. Bu hukuksuzluğun tabii ki hesabı sorulmalıdır. Şimdi burada evet kamu kaynağı, kamu zararı var ama bu kamu zararının tahsilatı yapılacak mı, yapılmayacak mı? Çünkü az önce vurguladığımız gibi yasalara göre vakıflara belediyelerin maddi yardım değil, bu tür işte kira, bina yardımı falan gibi desteklerinin olduğu gerçeğini de göz ardı etmememiz gerekiyor. Ha kuşkusuz bunda bir takım art niyetler, başka hesaplar var mı? Tabii ki olduğu açıktır. Onu da belirtmiş olalım. Evet, Türkiye gündemine baktığımız zaman sizin de dediğiniz gibi işte simit sarayları falan, bunlar çok önemli gelişmeler var. Simit sarayının sahibi kimdir? Abdullah Kavukçu. Abdullah Kavukçu kim diye bakıyoruz. Abdullah Kavukçu daha önce AKP milletvekili görevlerinde iki kez dönemde bulunan Tevfik Karakaya'nın çok yakını, bir akrabası. Güle yakınla birlikte hareket ediyor. Kavukçu aynı zamanda Tevfik Karakaya'nın yeğeniyle evli. Yine bu firmanın önemli sahiplerinden birisi olan Haluk Bey de aynı zamanda Kavukçu'nun kardeşiyle evli. Yani o da bir akrabalık ilişkileri var. Şimdi Ziraat Bankası'ndan bunlar yaklaşık bir 70 milyon lira borç alıyorlar. Ve 500 milyon lira civarında da tüm borçlarının bulunduğu ifade ediliyor. Ve bu borçlu alacaklı bankalardan birisinin de Katarlıların sahibi olduğu bir bankadan olduğu ifade edelim. Dolayısıyla Ziraat Bankası'nın şimdi bu Simit Sarayı'nın %51'ini alma durumu söz konusudur. Ve bunların mülkiyeti de baktığım zaman kendisine de ait değildir bu simit sarayların. Çünkü önemli bir bölümünün, simit sarayların önemli bir bölümünün daha çok böyle isim haklarının verildiği gibi bir durum söz konusu. Ayrıca sadece Londra'da baktığımız zaman Londra'da bu şirketin yani simit sarayının 23 tane şubesi var. Yurt dışında bu tür yerler açılmasında devletin de desteği var. Acaba verilen, yani onlara kira desteğinde bulunuyor. O verilen verilen kira desteğinin gerçek rakamıyla bunların kira karşılığı aldıkları miktar arasında ne kadar uçurum vardır? Bunun da ayrıca araştırılması gereken bir konu olarak karşımıza çıkıyor. Ve böyle bir simit sarayı konusundaki olayda yine bakıyoruz karşımıza hep siyaset, siyasetçi yakını, birinci derecedeki yakınları, işte kayınbirader, enişte gibi tablolar hep ortaya çıkmaktadır. Tabii ki bu yaşanan olayların arkasında siyaset desteği olmasa zaten bu tür olaylar olmaz. Acaba Katarlıların bu işteki rolü nedir? Alacakları kurtarmak için mi, Katarlılar için mi böyle bir takım adımlar atıyor ve Ziraat Bankası'nın şirketine bu satış gerçekleşiyor. Bunun da üzerinde ayrıca durulması gereken bir konu. Ancak gerek olayın ticari durumu, gerek işte firma isimlerinin kullanması şu aşamada da pek mümkün olamadığı için biz ancak bu kadarını söyleyebiliriz Sedef Hanım. Şimdi çok önemli çünkü kamuoyunda şöyle tepkiler oluştu. Yani biliyorsunuz tank palet fabrikasını bu hükümet 50 milyon dolar bulamadı diye özelleştirdi. Evet. Ethem Sancak ve yine Katarlılara verildi. Ve bir milli savunma, aslında çok kritik, stratejik öneme sahip bir fabrika. Yani 50 milyon dolar. Kiraladık diyorlar, özelleştirdik değil de kiraladık. Kiraladık ama nihayetinde artık senin denetimin altında değil. 50 milyon dolar.
Ama burada simit sarayı için 500 milyon dolar bulabiliyorsun. Evet. Ve aynı firma, şöyle düşünün, yeni, daha yeni olarak da Kernel and Ruas diye İngiltere'de yeni bir mağazalaşma yapıyor. Orada bizim buradaki gurme dediğimiz, hani işte yeni çıkan bir şey var, organik ürün satıyoruz diye. Hı hı. Aynı organik ürün marketleri diye bir market kuruyor. Şimdi batma durumunda olan bir firma yeni bir yatırımı nasıl yapar? Bunu alan kişiler nasıl görmez? Ya da buradaki hisselerin değerlemesini kim yapmıştır? Değerleme tablosunu 5 yıllık bağımsız denetimler tarafından yapılan değerleme raporları açıklanacak mı halka? 1 liralık hisse 3 liraya mı alındı? Ya da 3 liralık hisse 1 liraya mı alındı? Bu raporların hepsini, işte az önce bahsettiğimiz şeffaflık, kamuoyuna şeffaflık anlatılsa belki bu tartışmalar bu kadar da konuşulmayacak. Ama hep bir şeyleri saklama, hep bir şeyleri gizleme olduğu zaman bu tür tartışmalar ve bizim ister istemez araştırmaya sebebiyet veriyor. Bir de şöyle bir çelişki yok mu? Yani bir tarafta hani askeri fabrikaları satıyorsun. Evet. Şeker fabrikalarını satıyorsun, çimento fabrikalarını satıyorsun, kağıt fabrikalarını satıyorsun, demir çelik fabrikalarını satıyorsun, Türk Telekom'u limanları satıyorsun, madenleri satıyorsun. Ama ondan sonra simit sarayını satın alıyorsun. Evet. Fabrikalarını satıyorsun, başka bir şey alıyorsun. Evet. Milli değer midir? Milli bir marka mıdır? Markadır. Yurt dışında kendisine pay kapmış bir markadır. Şimdi aynı soruları soracaksak, Türk Telekom satılırken Tekel 360-370 milyon dolara satıldı. Satıldıktan 9 ay sonra tutup 1 milyar küsüre başka birine satıldı. Bir yıl sonra 2 milyar küsüre satıldı. Evet. Bu kadar karlı bir, madem bu kadar değeri vardı firmamızın, 300 küsür milyon dolara sattınız. Ve orada çalışan insanların sayısı, her yapılan özelleştirmede işte buradaki istihdam artacak, buradaki işte işleyiş değişecek gibi birçok veriler sundular. Sonuçlar hüsran oldu. Şimdi biz simit sarayını aldıysak eğer bu kadar paraya, o paranın daha kaynağını bulamadım ben. Gerçekten bu mudur? 500 milyon dolar mıdır? Hala araştırıyoruz. Bugün Mustafa Hoş'la da, buradan da selam olsun ona, onunla da konuştuk. Gerçekten 500 milyon dolar mı alındı? Onun kaynağını araştırıyoruz biz. Niye alınıyor? Aynı şekilde konuşulan bir başka işte bir yani aynı şekilde biliyorsunuz Türk Telekom da büyük bir hezimet yaşattı bu ülkeye. Yani zamanında kar eden bir şirketti, vergi rekortmeni olan bir şirketti. Sonra işte bir satın alındı, içi boşaltıldı, bir anlamda batırıldı. Ve daha sonra da 10 milyar dolar zarar eden bir şirkete dönüştü. Evet, bankalarda... Şimdi aynı tartışmalar 3. Havalimanı için söz konusu. CHP'li milletvekili özellikle Aykut Erdoğdu bunun üzerine çok gidiyor biliyorsunuz. 3. Havalimanı Türk Telekom'dan sonra yolsuzluk anlamında Türkiye'nin ikinci konusudur diyor 3. Havalimanı için. Yani burada bir tercih var diyorsunuz ama işte bu tercihin sonrasında gerçekten geriye giden bir ekonomi var. Yani Türkiye fakirleşiyor. Yani kaynaklarını doğru kullanmadığı sürece fakirleşiyor ve kullanmadığı sürece işsizlik artıyor. Şimdi işsizlik oranları rekor kırıyor. 14 gibi bir orana yaklaştı. Gençler arasında, üniversiteli gençler arasında işsizlik oranı akıl alır gibi değil. %26'lara çıktı. Her 4 gençten biri. Yani istihdam yaratabilecek, üretim yapılabilecek, işte politikalara, yatırımlara kaynak ayırmak yerine bu tür şeylere kaynak ayrıldığı sürece yolsuzlukla mücadeleye dair bir tabii ki umut olmuyor açıkçası. Ama biz yine de diyoruz ki muhakkak bir çare vardır. Öğrenilmiş çaresizliği reddediyoruz ve ne yapılması gerektiğiyle ilgili son turda size sormak istiyorum. Siz bugün gerçekten imkanlara sahip olsaydınız Oya Hanım, bu işi çok yakından takip eden biri olarak, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin başkanı olarak ve dünyada da ne anlamda mücadele verildiğini yakından takip eden biri olarak Türkiye'nin ivedilikle ne yapması gerekiyor? Yani hem izleyicilerimize hem belki siyasetçilere hem yargı mensuplarına buradan seslenmek gerekse özellikle ivedilikle ne yapılması gerekiyor? Bizim yasalarımız aslında yeterli. Bununla mücadele etmek için hani ceza kanununa ve diğer kanunlara baktığınızda yasalarımız gayet yeterli. Bizim burada uygulamayla ilgili büyük bir problemimiz var. Yani yasaları çıkarıyoruz ama hayata geçiremiyoruz. Onların önüne çeşitli engeller koyuyoruz. Yolsuzluk yapanları cezalandırmak konusunda işte mesela çeşitli engeller koyuyoruz. Biraz önce Saygı Bey'in bahsettiği gibi yolsuzluğa bulaşanın eğer bir bürokratsa mutlaka amirinden izin alması gibi bir şart koyuyoruz.
Ve amir ona izin vermiyor onun yargılanmasına. Sırf yargılama izni alabilmek için danıştaylara gidiliyor, geliniyor. Bunlar bir kural halinde. Yani bir direnç var orada diyorsunuz. Direnç var kesinlikle. Birçok maddede yolsuzluk dediğimiz genel, işte mesela ihaleye fesat karıştırma gibi hallerde bu konularda hep bir idarenin direncini görüyoruz. Bir de bu noktada hemen hatırlatın. Kamu ihalesi bir iktidar döneminde 200 kere değişir mi? 186 defa değişti. Yani 187 ayda 186 defa değişti 4734 sayılı kanun. Biz o istisna maddelerinde alfabenin son şeyine kadar geldik. Son harfine kadar geldik. Onunla ilgili de bir çalışma yaptık aslında. Baktığımızda o çalışmada şunu görüyoruz. Son 15 yılda hani biraz önce şeffaflıktan bahsettik. Kamu kaynaklarının nasıl aktarıldığının işte halkın gözünün önünde olabilmesinden bahsettik. Kamu ihale kanunumuz 2001 yılında çıktığında bu amaçla çıkmıştı. Hı hı. Yani ilk zaten girişinde yazar. İşte şeffaf, adil, hesap verebilir, rekabetçi bir ihale sistemi ile der. Ama son 15 yılda şuna geldik. 2014 yılında açık ihale oranı %76 iken şu anda açık ihale oranı %63'e düşmüş durumda. Bunların hepsi kamu ihale kanununun kendi rakamlarından, kendi istatistiklerinden kaynaklanan bilgiler. Ve 2013 yılından itibaren de 21B diye bir maddesi var ihale kanununun. Bu ihale kanunun maddesi, yani ilgilenenler çok yakından bilir. Aslında acil durumlara özgü bir maddedir. Sel, deprem, doğal afetler gibi haller, can kaybı, can tehlikesi gibi hallerde siz ihale yapma, yani açık ihale yapmadan bu yola gidebilirsiniz. Doğrudan. Ama bunu mu kullanıyorlar sürekli? Şimdi bunda müthiş rekor sayıda bir artış var. Yani böyle bir doğal afet, böyle bir aciliyet durumu olmadığı halde sürekli bu 21B'nin kullanıldığını görüyoruz. Yani biz gittikçe şeffaflıktan uzaklaşıyoruz. Daha kapalı bir şekilde işte bu pazarlık yöntemi ya da doğrudan temin yöntemi gibi halleri kullanıyoruz. Ki denetimden, gözetimden biraz daha uzak bir şekilde yapılıyor bunlar. Şimdi ne yapılmalı Sayın Saygı Öztürk? Çünkü denetimin olmadığı yerde demokrasi olmaz. Ankara'dan yine baktığınız zaman siyasi perspektiften ivedilikle ne yapılması gerekiyor ki şeffaf, adil bir düzene kavuşsun Türkiye? Şimdi her şeyden önce siyasetin bu kadar bu olayların içerisinde olmaması ve bürokraside yolsuzluk iddiaları varsa bunların üzerine kararlı bir biçimde gitmesi ve bu gidecek gibi biçimde kamu görevlilerinin olması gerekiyor. Zaten liyakate ağırlık verilmediği için baktığınız zaman işte siyasi etkilerle belli noktalara gelen kişiler kendi dönemlerinde meydana gelen olayların üzerine gitmemektedirler. Bir örnek vermek istiyorum. İşte şöyle bir savcılığa verilen yeni bir belge. Seçimlerden birkaç ay önce bakıyorsunuz işte 12 milyon liralık yaklaşık 12 milyon liralık ne yaptırılıyor? Ajanda yaptırılıyor. Ne yaptırılıyor? İşte elyaf çanta yaptırılıyor. Ya bunların belediyeye girişi yok her şeyden önce. O zaman bu 12 milyon nereye gitti? Bunu sormak gerekiyor. Ne oluyor? Yazıyorsunuz hiçbir şey olmadı. Bu da Mustafa Tuna döneminde yaşanan bir olay, onu da ifade edeyim. Şimdi birkaç kez yazıyorsunuz, o sonuçta diyorsunuz ki ya ben yaptım iki kez, üç kez. Olayların üzerine ancak böyle bir iktidar değişikliği veya belediye başkanı değişikliği, örnek veriyorum sadece yerel bazda verdiğimiz zaman. Gittiğiniz zaman bakın üzerine hemen suç duyuruları bulunuyor. İşte müfettişler araştırmalarını yapıyor. Belediyenin kendi müfettişleri araştırmalarını yapıyor. İşte hukuk müşavirliği de yargıya intikal ediyor. Bak bütün o ANFA şirketinin görevlileri hakkında, genel müdürü bilmem neleri hakkında, 12 kişi hakkında savcılar suç duyurusunda bulundu. Yani şimdi belgeleriyle, bilgileriyle ortaya çıkıyor. Ama sizi her şeyden önce şunu sormamız gerekiyor. 12 trilyon olarak seçimden önce siz ne yaptınız? Veya bunların ambara giriş kaydı var mı diye baktığınız zaman ambar giriş kaydı da yok.
Enteresan yine seçimden önce Ankara'nın yine bir ilçesinde 80 bin adet kitap bastırılıyor. 80 bin adet kitap bastırılıyor. Ama bunların sadece 1500 adetinin ambar giriş kaydı var. Diğerleri yok. Bunlar birilerinin ceplerine gidiyor işte. Bunların ortaya çıkartılması, bakın şimdi bunların üzerine gidiliyor. Niçin? Yönetim değişti. İşte daha önce ne kadar yazarsanız yaz bir faydası yoktu. Şimdi yönetim değişikliklerinin bazen de böyle bir yararları oluyor. Eski döneme ilişkin önemli iddialar gündeme getiriliyor, belgeler ortaya çıkıyor ve unutmayalım ki her dönemin, bakın her dönemin kayıtlarını tutan insanlar vardır. Ve bugün yönetim değişir, siz hiçbir şey olmadığını zannedersiniz. Onlarla ilgili belgeler bir değişiklik anında bakarsanız sizin karşınıza mutlaka çıkartılır. Tabii ki çıkartılmalıdır. Unutmayalım ki bu devletin içerisinde, kamu görevlileri arasında namusuyla, şerefiyle bu ülkeye hizmet etmeye çalışan milyonlarca, binlerce, yüz binlerce insan vardır. Ve birilerinin, siyasetçilerin koltuğu altına girip de bir takım yolsuzluk, usulsüzlükler yapıyorsa bunların hesabı da er geç verilecektir. Ne oluyor? Bakıyorsunuz aynı değişmeyen bir hükümet var ama bunların da bir gün değişmeyeceğini kimse garanti edemez. Nasıl İstanbul'da, Ankara'da, işte Adana'da, Mersin'de, işte bazı büyük şehirlerde böyle bir değişikliğin olamayacağı hiç düşünülmediyse bakıyoruz ki işte o değişiklikler gerçekleştirildi. Değişiklikler gerçekleştirilirse, gerçekleştirilecekti. Üzerine bunların gidileceğine de ben yürekten inanıyorum. Evet. Çünkü bir dönemle ilgili çok şey konuştunuz, çok şey anlatıldı, çok iddialar ortaya atıldı. Buyurun o zaman hadi siz de bunları bulun. Bunları bulmak, ortaya çıkartmak da şu anda daha önce yolsuzluk olduğunu iddia eden görevlilerin şu andaki görevidir diye bakıyorum ben. Evet. Çok teşekkürler. Murat, evet son sözlerini alayım. Tabii ki ben... İktidar değişikliği vurgusu önemli Sayın Saygı Öztürk'ün. Evet. Bir anlamda rekabet aslında. Rekabet iyidir. Rekabetten korkmamak lazım. Rekabet kalite getirir. Rekabet şeffaflık demektir. Rekabet iyidir. Dolayısıyla hani tek bir adam, tek bir parti, tek bir siyasi görüş, tek bir zihniyete mahkum edilmemeli Türkiye. O anlamda bu belediye seçimleri Türkiye'de gerçek bir rekabetin olduğunu ortaya koydu. Kamuoyu da aslında tercihini çok net bir şekilde ortaya koydu. Bunun da devamı geldiği sürece şeffaflık konusunda da Türkiye'nin adım atacağına inanıyorum ben. Son sözlerini alayım. Öyle bir gün dönemden geçiyoruz ki biz. Devletin uygulaması gereken politikaların parlamento yerine, Türkiye Büyük Millet Meclisi yerine AKP genel merkezinde alındığı ya da o toplantıda alınan kararlarında devlet politikasıymış gibi uygulandığı bir dönemden geçiyoruz. Az önce değerli meslek büyüğüm abi diye hitap ediyorum ben kendisine zaten. Saygı abi şöyle söyledi. Belediyeler vakıflara normalde yardım eder. Bununla ilgili boyasını, tadilatını falan yaptırır dedi. Evet çok doğru. Kamu yararına çalışan dernek statüsü diye bir şey vardır. Birçok dernek bununla ilgili şu özellikle bu iktidar döneminde, AKP döneminde yandaş diye tabir ettiğimiz vakıfların tamamı hemen alıyor zaten bunu. 2-3 yıl geçmeden hemen kamu yararına çalışır dernek statüsü veriliyor. Ama Arnavutköy'deki olay şu. İlim Yayma Cemiyeti, bina İlim Yayma Cemiyeti'ne ait. İlim Yayma Cemiyeti'ne bir yarar yok. İlim Yayma Cemiyeti binayı yaptırıyor. Onu kamu yararına olacak bir şekilde kullanmıyor ki. Başkasına kiraya veriyor. Ve o kiraya verdiği kurumsa kamu yararına değil parayla o işi satıyor. Orada parayla bir ticaret yapıyor. Yani herhangi bir kamu çıkarı yok. Yok tabii ki orada zarar ediliyor. Yani İlim Yayma Cemiyeti oraya yurt yapsa, İlim Yayma Cemiyeti oraya bir okul yapsa ya da başka bir şey yapsa amenna. Evet. Ama burada öyle bir durum yok. Söyleyeceğim de şu. Kimsenin susmaması gerekiyor. Samimi söylüyorum Türkiye'deki devlet memurları, devletin içerisinde bulunan vatansever insanlar bu ülkeye sahip çıkmak zorundadır. Yapılan haksızlıklara asla susmamaları gerekiyor. Artık her şeyi ortaya çıkarmaları gerekiyor. Haksızlığa, yapılan yolsuzluğa, yapılan yanlış işlere artık dur demek için seslerini biraz daha cesaretle yükseltmeleri gerekiyor. Evet, bu iktidarın da umut ediyorum ki ileriki dönemde hesap verebilir konumunda hesabında sorulacağını umut ediyorum ben de. Evet. Ve ben de umut ediyorum ki çalışmaların daim olsun. Çok sağ olun. Ve Murat Ağarel gibi, Saygı Öztürk gibi meslektaşlarımın çalışmalarının gerçekten çok önemli olduğuna inanıyorum. Özellikle içinden geçtiğimiz bu medya düzeninde. İyi ki varlar.
İyi ki bu konuların üzerine gidiyorlar. Aynı şekilde Oya Eraslan, Uluslararası Şeffaflık Derneği'nin başkanı ve tüm ekibi de gerçekten bu süreci dünya standartlarında takip ediyor. İyi ki varlar ve iyi ki sizler de varsınız. Bizleri takip ediyorsunuz ve bu konuları merak ediyorsunuz. Murat'ın da söylediği gibi yolsuzluk, rüşvet, hırsızlık sadece paranın çalınması değil, aslında değerlerimizin ve geleceğimizin çalınması anlamına geliyor. Onun için susmayacağız. Hiç kimsenin de bizi susturmasına müsaade etmeyeceğiz. Konuşacağız. Bütün konuları net, şeffaf, belgeli ve cesur bir şekilde ortaya koymaya devam edeceğiz. Evet, bugün için yolsuzluk, rüşvet ve rant ekonomisini ele aldık. Halk için, halk adına Sedef Kabaş Soruyor programında. Haftaya pazartesi saat 21'de yine çok önemli, kritik bir konuyu tartışacağız. Önemli konuklarla Suriyeliler konusunu konuşacağız. Yani Suriyeliler gerçek anlamda Türkiye'de sayısı nedir? Kaç milyon? 4 milyon diyen var, 7 milyon diyen var. Suriye politikası nedir iktidarın? Suriyeliler burada vatandaş olarak kalmaya devam edecek mi? Yoksa ülkelerine gönderilecek mi? Aynı şekilde Libya'dan da bir göç dalgası bekleniyor. Bu durum nedir? Suriye meselesini kapsamlı bir şekilde ele alacağız önümüzdeki hafta pazartesi akşamı. Dolayısıyla yeniden görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.